Bülent Ak, İttihat Makamı'nın hakkındaki, ses hakkındaki mütalaasına karşı savunmanı adını soyadını söylemek suretiyle başlayabilirsin. Her sana hatırlattığımız gibi savunma süresinin 3,5 saat olduğunu, talebin halinde yarım saatlik ilave sürenin verileceği hususunu sana hatırlatıyoruz. Başlayabilirsin. Söz seninle Bülent. Bülent Ak, geçmiş günahın gölgesi uzun olur ismini verdiğim bölümle başlayacağım. Sizlerden savunmamı özgür iradem doğrultusunda ve sözde zaman tahdidi gerekçe gösterilerek müdahale edilmeden yapabilmem için gerekli imkanların sağlanmasını istirham ediyorum. Yargı millet adına karar verir, devlet adına vermez. Millet fertlerden, bireylerden, şahıslardan oluşur. Sen, ben, o, biz, siz, onlardır millet. Yargının millet adına karar vermesine ilişkin ilkenin, prensibin temelinde yatan gerçek, yargının asli vazifesinin bireyin, ferdin temel hak ve hürriyetlerini koruma sorumluluğu ve zorunluluğu ile devletin zaten güçlü olması nedeniyle korumaya ihtiyacı bulunmaması gerçeğidir. Savcı ve yargıç vazifesini devleti koruma endeksi icra etmeye başladığı andan itibaren asli vazifesi olan kişilerin haklarını koruma sorumluluğunu yerine getiremez. İşte o zaman yargı yürütmenin kolluğun vazifesini yapmaya başlar. Yürütmenin yerini almış olur ki zaten güçlü olan devletin karşısında zayıf olan ferdin daha da zayıflamasına, sesini duyuramamasına ve yok olmasına sebebiyet verir. Edeb Ali o yüzden Osman Gazi'ye ey oğul diye başlayan nasihatlerinde insanı yaşat ki devlet yaşasın demektedir. Koca imparatorluğun dağılmasının temelinde de insanı yaşatmadığı için çürüyen ve kokuşan sistem vardır. Fert, birey ve insanın hakkı korunduğu zaman doğal olarak devlet korunur ve korunacaktır. Ancak devleti koruyacağın bazda atılan yargı adımları insanı ve ferdi gerçekte korumayacak yahut mış gibi koruyacaktır. Devlet bir yargıcın ve savcının korumasına muhtaç olmayacak kadar güçlüdür. Bunun tersini düşünerek devletin hakkını koruyacağım demek, asli vazifeyi unutarak ferdin hak ve hukukunun sahipsiz bırakılmasına neden olması yanında, güçlü olan devletin kendini koruyamadığını söylemek suretiyle de hakimin ve savcının kendisini devletten daha güçlü olduğunu iddia etmesi anlamına gelecektir ki, 5000'e yakın savcı ve hakimin bir gece içerisinde bir listeyle görevden el çektirilerek tutuklanması göstermektedir ki bu iddianın bir karşılığı yoktur. Yani bu kadar yargı mensubunun görevinden alınması kimin güçlü olduğunu gösterirken bu işlem sonucunda devletin batmamış olması devletin bir yargıç ve savcının korumasına ihtiyacı olmadığını resmen haykırmaktadır. Yargıç ve savcı zaten devletin gücünü kullanmaktadır. Devletin gücünü kullanarak varlığını devam ettiren bir yargıç ve savcının devleti korumaya çalışması işgüzarlık ve sorumsuzluk olarak algılanacağı tartışmasız bir gerçektir. Suçu araştırmakla sorumlu olan savcıya CMK'da sadece sanığın aleyhine olan delilleri değil, lehine olan delilleri de toplama sorumluluğu verilmesinin temelinde zaten ferdin, insanın hak ve hürriyetlerinin korunması gerçeği yatmaktadır. İşte devletin değil, bireyin, ferdin ve insanın hukukunun korunmasının temel alındığı yerde, Doğu Roma'yı yıkarak Avrupa'yı dize getiren koca hünkâr Fatih'in elinin kesilmesine de karar verilir. Fakir bir değirmencinin arazisine sarayını yaptırmak isteyen Alman kralı 3. William, Berlin'in hakimleri var cümlesiyle muhatap olup o fakir değirmenciye kraldan önce komşu olur. Esas olan devletin yaşaması için insanın yaşaması ve yaşatılmasıdır. Bu da kişinin hak ve hukukunun korunmasından geçer. Devletin itibarı hukuka bağlıdır. Adaletin gereği daha çok insanı dışlamak, daha çok insanı cezalandırmak değil, at iziyle it izini ayırarak adalet dağıtmak, suçu sabit olmayan insanları toplumla bütünleştirmektir. Türkiye Cumhuriyeti'ne sadakati ve bu ülkeye aidiyet duygusunu güçlendirmenin yolu devletin adil, hukukun üstün olması ve hakkaniyetin gözetilmesinden geçer. Maalesef hukukun üstünlüğünden üstünlerin hukuku için hukukun üstün körülüğü safhasına geçilmiştir. Bu bakımdan mağduriyetleri gidermek hukuki ve insani bir görev olduğu gibi ülkenin uzun vadede hukuki sağlamlığını güçlendirmek için de bir zorunluluktur. Yargı, yürütme gibi davranıp onun kıyafetini giyer ve asli vazifesi olan fert ve bireyin hakkını korumayıp güçlü olan devleti korumaya odaklanırsa ne olur biliyor musunuz? Yargı mensupları katıldıkları sözde çalıştaylarda, yargı çalıştaylarında şüpheden sanık yararlanır, evrensel hukuk ilkesini ayaklar altına alarak şüpheden devlet yararlanır, istihbari bilgi delil olarak kabul edilebilir der ve bunu sadece çalıştay raporlarına yazmakla kalmaz, savcı ve hakim sıfatıyla görevli olduğu yargılamalarda bunu bilfiili uygular.
Yargı mensupları Eylül 2019 ayı içerisinde Adana Yüreğir ilçesinde polis servis aracının geçişi esnasında yapılan bombalı saldırı sonrasında olduğu gibi olay yerinde kameralara açıklama yaparak adli mercinin yüzünün eskiyebileceği hassasiyetini düşünmez, yaptığı açıklamada sanki kaymakam ve valiymiş gibi ölü, şehit ve yaralı durumu, tedavi süreçleri, meydana gelen hasar miktarı, alınan emniyet tedbirleri bahsedip adli görevi ve sorumlulukları dışında her şeyi söyleyerek yürütmeleşmeye başlar. Başsavcının terör eylemi sonrası adli soruşturma hariç neredeyse oluşan maddi hasar miktarına kadar göreviyle ilgili olmayan konuları anlatıp kaymakam vali gibi davrandığını gören bir valilik de bundan cesaretlenip İstanbul'da 5.8 şiddetindeki deprem sonrası sosyal medyadan Boğaz Köprüsü'nün yıkılacağını yazan ve yayan hesaplarla ilgili kendini yargı makamı yerine koyup sosyal medyadaki bu hesapların kullanıcılarını kastederek adli ve yasal işlem başlatılmıştır diye açıklamada bulunur, yürütme de kendinde yargılaşma hakkını görür. Yürütmenin eli ayağı olan emniyet de bu rol çalmada geri kalmaz. 15 Temmuz'un meşhur ihbarını Hakan Fidan'la beraber Hulusi Akar'a getirdiği ve TSK'daki fişlemeleri yaptığı iddia edilen emekli asker milletvekili Şirin Ünal'ın evinde Özbekistan uyruklu bir kızın vekilin silahıyla hayatını kaybetmesi ve kızcağızın cinsel saldırıya uğradığına ilişkin iddialar sonrası Ankara Emniyeti kendisini savcı ve hakim konumuna ve kimliğine koyarak 21 sıralarında İstanbul Milletvekili Sayın Şirin Ünal'ın evinde gerçekleşen intihar olayıyla ilgili olarak demek suretiyle daha yargılamasını bırakın dosyası bile olmayan olayla ilgili savcı ve hakimmiş gibi davranıp olayın intihar olduğuna kesin bir dille karar verir. Tabi buradaki en tehlikeli problem sahası da bu yargı ve yürütme makamlarının kendilerine ait yetkinin alakasız bir makam tarafından kullanılmış olmasını bırakın yadırgamamasını, aksine kanıksayarak normal görmeye başlamasıdır. Yargının tarafsızlık ve bağımsızlık gibi en temel ilkelerinin önündeki en büyük engel devlet odaklı bakıştır. Maalesef yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığının geçmişte hiç olmadığı kadar tartışıldığı bir döneme tanıklık ediyoruz. Bunun sebebini siz hiç sorguladınız mı bilmiyorum ancak ne var da bu bağımsızlık ve tarafsızlık temel ilkeleri böyle yoğun bir şekilde tartışılıyor? Mahkemelerin talimatla karar verdiği iddia edilmesinden tutun, hakimlerin sürgün görme, FETÖ'cü olarak yaftalanma korkusu yaşadıkları iddialarına kadar birçok somut örnekle sabit bu olay bu gerekçelere dayanak olarak gösteriliyor. Talimatla karar verildiği iddialarına sadece bürokrasi zinciri içerisinde cereyan edenler değil, çeşitli tarikat ve cemaat bağlantıları doğrultusunda da şeyhlerinden aldıkları fetva ile her müebbet cezası karşılığında hac sevabı kazanıldığını söyleyenler olduğu yazılıyor ve çiziliyor. Hatta bu darbe davalarına bakıp terfi edenine kadar aslında yaptığı yargılamaların bir cihat olduğuna inandığı konuşulan Adalet Komisyonu başkanları, Ağır Ceza Mahkemesi başkanları, savcılar bulunduğu ve yok hak yol, menzil, okuyucu, yazıcı, Süleymancı gibi tarikat ve cemaat teslimiyetleri taşıdıkları iddiaları bu talimatla iş gören yargı mensuplarına ilişkin gündeme geliyor. Gerçi adalet sisteminin başındaki kişinin Suriyeli bir şeyhin elini öpmesi hakim ve savcılara işaret edilen adresin tarikatlar olduğunu gösteriyor. Ama bu bahsettiğim başlık altındaki tartışmaların bir gün soruşturmaya dönüşeceğini görmek için herhalde kain olmaya gerek yok. Yaşanan FETÖ gerçeğinden farklı olmayan bu iddiaların muhatapları hakkında sizlerin kendi içinde konuştuğuna ve bu kişilerin sosyal medya hesaplarını hayretler içerisinde kalarak okuduğunuzdan eminim. Bunun yanında FETÖ'cülükle yaftalanmaktan veya başka bir görev veya şehri sürgün yemekten korkmuyorum diyen var mıdır veya siz diyebiliyor musunuz onu da bilmiyorum. Ama kişisel görüşüm olmadığı yönündedir. Çünkü içinde bulunan konjonktür ben FETÖ'cü değilim ki ne korkacağım denilemeyecek kadar kaygan bir zemine bina edilmiştir. Cumhuriyet ve Sözcü gazetesi yazarlarının FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle ceza aldığı bir ortamda FETÖ'cü ilan edilemeyecek kimse yoktur. Daha 2019 yılının ortalarında Ankara'da bir ağır ceza mahkemesinde üye olarak görevli bir hakim hakkında itirafçı adı altında bir astsubayın beyanları doğrultusunda açığa alma işlemi uygulanmış ve aylar süren soruşturmadan sonra yanlış teşhis olduğu gerekçesiyle hakim görevine iade edilmiştir. Peki bu hakim hakkında bu yafta tüm meslektaşların nazarında kalkmış mıdır? Kalkmadı. Kalkmaz, adı üstünde yafta zaten. Dosyasında bu belgelerle yaşamaya devam edecek. Sadece atılacak bir iftirayla yaftalanmak değil ki. FETÖ yargılamalarında lehe verdiği kararlar nedeniyle kendisi hakkında FETÖ'cü olduğu yaftası yemekten korkan hakim savcı olmadığını söylemek kesinlikle gerçekçi değildir. Peki bu ruh halindeki bir yargı mensubunun iradesi bağımsız ve özgür müdür?
Baro tarafından atanan bir avukat müvekkili olan Assubay'ın Akıncı davasında yargılandığını öğrenince müvekkiline ya ben hakimlik sınavına gireceğim. Senin avukatlığını yaptığım dosyada görünür. Beni olumsuz etkiler. O yüzden avukatlığını yapmayacağım diyor. Maalesef bu diyaloğun muhatabından dinlediğim bu vaka aslında tüm yargının içerisinde olduğu ruh halini yansıtmaktadır. Daha hakim savcı olmamış birisiyle bu korkuyu, endişeyi yaşarken hakim ve savcı olarak görev yapanların bu korkuyu hissetmediklerinin söylenmesi gerçekçi olmayacaktır. Ya da ben inanmıyorum diyeyim. Antalya ve Gaziantep'te istinaf mahkemelerinde görevli hakimler, FETÖ üyeliği konusunda yapılan yargılamalarda, Baylok iddiasına dair verdikleri lehe karar sonrası görev yerleri değiştirilmiştir. Bu olayın hiçbir yargı mensubu arasında konuşulmadığını söyleyebilir misiniz? Ya da siz bana, ya Bülent bunu ilk defa senden duyduk, kimmiş bu hakimler veya neymiş bu olay diyebiliyor musunuz? Polis Akademisi'nde Kasım 2018 ayı içerisinde bu darbe yargılamalarını da yapan Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan, eski 17 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik, 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray, Adalet Akademisi Başkanı, Müsteşar, Milletvekili, YÖK üyesi ve öğretim üyeleri olmak üzere 21 katılımcıdan oluşan bir FETÖ çalıştayı yapılmıştır. Bu çalıştay neticesinde hazırlanan raporda bu yayının içeriği Polis Akademisi'nin resmi fikirlerini yansıtmamaktadır. Analizde yer alan bilgi ve fikirler çalıştaya katılan katılımcılara aittir şeklinde belirtilmiştir. Katılımcıların FETÖ ile mücadelede vardıkları ortak nokta özetle şu kararlardan oluşmaktadır. Cezalandırmaların yapılabilmesi için yasalarda değişiklikler yapılması gerekmektedir. Dikkatinizi çekiyorum. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için değişiklik istemiyor ve demiyor. Cezalandırmaların yapılması için diyor. FETÖ ile mücadelede idare hukuku yönünden bakıldığında eğer şüphe varsa bu durumdan devlet istifade etmelidir. FETÖ davalarında sanık sayısının oldukça fazla olduğu bilinmektedir. Şu an için 500 bin kişinin cezaevine konulması imkanı bulunmadığı gibi büyük kısmı Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde bulunan 500 bin kişinin yargılama imkanı da bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili bir strateji belirlenmelidir. Yasa değişikliğiyle gözaltı sürelerinin kısaltılması yargısal işlemleri ileriye değil geriye götürmüştür. Şu an gözaltı sürelerinin uzun olması yargının işini kolaylaştırmaktadır. Bu tarz suçlarda tekrar eski düzene dönülmesi halinde gözaltı sürelerinin kısıtlanması olumsuz etkiler doğuracaktır. Bunun yanında istihbari bilgilerin yasal delil sayılması için mevzuat düzenlemesinin yapılması gerektiği de düşünülmektedir. Görüldüğü üzere orta çağdan kalma ve evrensel hukuk ilkelerine aykırı ne varsa kendisini hukukçu olarak tanımlayan kişiler tarafından bir ilke olarak kabul edilmiştir. Ondan sonra niye Avrupa FETÖ ile mücadeleye inanmıyor diye yapmacık ve sahte sorgulamalara giriliyor. Tarafsızlığın ve bağımsızlığın ayaklar altına alınması için daha ne olmalı ki? Bu FETÖ yargılamalarında yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığına gölge düşüren vakalardan birisi de FETÖ borsası değil mi? FETÖ borsası bir nevi parayı veren düdüğü çalıyor demek. Holding ve fabrika sahiplerinin tahliyeleri, TMSF'ye devredilen şirketlerle ilgili duyumlar, milyon dolarlar havalarda uçuşuyor. Türkiye'nin dört bir yanından böylesi ihbarlar duyulurken başkent Ankara'da söz konusu borsa ile ilintili bazı bürolardan bahsedildiği yazılı ve görsel medyaya da yansıyor. Bu borsalarla ilgili gazeteciden simitçiye kadar birçok kişinin haberi olmasına rağmen herkes yokmuş gibi davranıyor. İlk defa İzmir'deki yargılamalarda gündeme gelen ev hapsindeki AKP eski il teşkilatı temsilcisinin evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle derinleşen bu FETÖ borsası, Mersin'de bir ağır ceza mahkemesi başkanı, İstanbul'da iki savcının başkalarınca takip edilen dosyalara nüfuz ederek edindikleri bilgiyi paylaştıkları iddiaları üzerine haklarında iddianame düzenlenmesi, Antalya'da Cumhurbaşkanlığı avukatlarından şuyu vukuundan beter misali Fettah Tamince'yi kendisinin beraat ettirdiği ve ismi belli bazı hakim ve savcılarla bu zenginlerin otellerinde yediği içtiği ve kaldığı iddiaları artık iddiadan öteye geçmiştir. Bu FETÖ borsası olarak bilinen iddialar içerisinde bazı kolluk görevlileri ve yargı mensuplarının menfaat temin etmek maksadıyla kişilerle ilgili belge üretmek suretiyle şahıslar üzerinde baskı kurdukları ve bir nevi şantaj yaptıklarının da gündeme gelmesi, benimle duruşmalarda zaman zaman ifade ettiğim bazı kamu görevlilerinin delil ürettiği yönündeki iddialarımı desteklemektedir. Spor salonunda insanlara işkence yapan Ankara TEM Şube Müdürü Hakan Duman'ın da FETÖ borsasının brokeri gibi hareket ettiği, Baylok listelerinden isim silme gibi faaliyetler yürüttüğü basına da yansımıştır. Bu menfaat temin etmenin maddi çıkar yanında tarikat, cemaat veya farklı ideolojik düşüncelerin yönlendirilmesiyle olduğu da bilinmektedir. Bu sebeple dosyalardaki delil olduğu iddia edilen bilgi, belge ve dokümanları bunu göz ardı etmeden değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum.
Yargılamalarda yapılan hukuksuzluklar denilince sadece duruşmalar bazlı bir algı vardır. Halbuki yargılama denilen şey kişi hakkında soruşturmaya uzanan süreçle başlamaktadır. Soruşturma aşamasında delillerin toplanması, hazırlanan bilirkişi raporları, bunların mahkemelerde ele alınış şekli ve benzeri hepsi yargılamanın bir bütününü oluşturmaktadır. Özellikle Ergenekon ve balyoz yargılamalarıyla tartışılmaya başlayan adil yargılanma konusu artık hemen hemen her gün televizyon tartışma programlarının değişmezi haline gelmiştir. Yargı mensubu olarak ilk başlarda sanıklardan duyduğumuz eleştiriler artık toplumun her kesimindekilerce ifade edilmektedir. Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün bir açıklamasında yargıya güvenin %30'lara düştüğünü ifade etmesinin herhalde bir sebebi olması gerekiyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Artık siz bu hukuksuzlukları sadece sanıklardan duymuyorsunuz. Bu noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Meclis Adalet Komisyonu'nda adaletin aksayan yönlerini anlatan MHP Genel Başkan Yardımcısı Hukukçu Fethi Yıldız açıklamalarında niteliksiz bilirkişiler düzenlenen raporlarla hak kaybı ve mağduriyetlere neden oluyor. Kendilerini adeta hakim yerine koyuyorlar. Hakimler de bilirkişi raporlarının sadece sonuç kısmıyla hüküm kuruyor. Hakim bilirkişi raporunda saptanan bulguların dosyadaki belgelerle örtüşüp örtüşmediğini denetlemiyor. Delil toplanmadan iddianame düzenleniyor diyerek özetle bilirkişilerin niteliksiz olduğunu, savcıların delil toplamadığını, hakimlerin delile bakmadığını ve bunların mağduriyetlere neden olduğunu söylemiştir. Bakın hem siyasetçi hem de hukukçu olan birisi tarihe kendi notlarını düşmüş. Öyle düşmüş ki şu an bile kayıtlardan çıkarılarak gündeme gelebiliyor. Meclis Adalet Komisyonu'nda yapılan bu açıklamaya sadece hukuksuzlukların bir dile getirilmesiyle gözüyle bakarsanız yanılırsınız. Hukukçu Fethi Yıldız burada aslında şunu da söylemekte. Biz zamanında yapılan hukuksuzluklara ilişkin açıklamamızı yaptık. Bunu Adalet Komisyonu'nda da gündeme getirdik. Ama maalesef talimatla hareket eden yargı ve kolluk personeli bu mağduriyetlere sebep oldu. İsterseniz açın Aralık 2019 ayı meclis komisyon tutanaklarına bakın demektedir. Kor General Metin İyidil hakkında ağırlaştırılmış müebbetten beraate ve sonra tekrar tutuklanmasına uzanan süreçteki kararlar güzel ülkemdeki adaletin hali pür melalidir. Sanık lehine karar veren istinaf mahkemesi hakimlerinin görevden alınarak başka illere tayin edilmeleri ve haklarında soruşturma açılması konusuna da girmiyorum artık. Ama bu manzaraya bakınca şu ortamda adalet beklemek İngiliz edebiyatçı Samuel Beckett'in meşhur romanındaki Godot'u beklemek gibi. Yargıçın tarafsızlığı gerek Anayasa Mahkemesi gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında irdelenmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Carvalho-Portekiz davasında tarafsızlığın belirlenmesi için belli bir yargıcın söz konusu davadaki kişisel kanaatine dayalı öznel bir test uygulanarak yargıcın bu bağlamda hiçbir meşru şüpheye yer bırakmayacak yeterlilikte güvenceler sağlayıp sağlamadığının değerlendirilmesi gerektiği şeklinde konuyu karara bağlamış ve diğer kararlarda da içtihatını sürdürmüştür. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yaklaşımına göre yargıcın birey olarak kişisel tarafsızlığı öznel, kurum olarak yargıcın mahkemenin kişide bıraktığı izlenim nesnel tarafsızlık olarak nitelendirilmektedir. Söz gelimi yargıcın yargılamasına yönelik tarafgir tutumu öznel, üniforma ile bulunması ise nesnel tarafsızlığın ihlali olarak görünmektedir. Yargıç kuşkusuz ki öncelikle öznel tarafsızlık konumunda olmalıdır, gereklidir ancak bu yeterli değildir. Nesnel tarafsızlık da önemli olup Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi adaletin yerine getirilmesi yetmez. Aynı zamanda yerine getirildiğinin görülmesi de gereklidir denilmektedir. Örneğin delillerin değerlendirmesi olarak adlandırdığınız safhada üye hakiminiz Murat Yenikomşuoğlu duruşmalar boyunca önündeki laptop'tan hiç kafasını kaldırmadı. O zaman birçok sanık şunu düşünmüştü. Davanın daimi ve düzenli bir savcısı olmadığı için herhalde üye hakim Murat Yenikomşuoğlu mütalaayı hazırlıyor. Bu manzara hakimin nesnel tarafsızlığına aykırıdır. Çünkü görünüm itibariyle beyanda bulunan sanığı dinlediğine dair izlenim oluşturmadığı ortadadır. Tabii sözde esasa ilişkin savunmaların yapıldığı bu aşamada da bulunmadığından şimdi insanlar Murat Yenikomşuoğlu'nun kısa karar ve gerekçeli kararı hazırladığı için duruşmalara katılmadığını düşünüyor. Gerçi bir şey değişmeyecek. Zaten dinlemiyordu. Problem şu. Peki hakim nasıl karar verecek? Umarım kararda takdiren, teşdiden ve garazen cezalandırılmasına denilmez. Öznel tarafsızlık aksi kanıtlanıncaya kadar varsayılır. Nesnel tarafsızlık ise görünüm olduğu için yargıcın öznel olarak tarafsız olmasıyla ilgili değildir. Özellikle ceza davalarında nesnel tarafsızlık önem kazanmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Kon ve diğerleri Belçika davasında bu bağlamda görünüm bile belli bir öneme sahip olabilir. Söz konusu olan demokratik bir toplumda halka yansıtılması gereken mahkemelere karşı güven duygusudur ve her şeyden önce ceza davaları söz konusu olduğunda bu güven duygusunun sanığa da yansıtılması gerekir şeklinde karar vermiştir. Anayasa Mahkemesi de Taşpınar kararında bağımsızlık ve tarafsızlık yargı fonksiyonunu idare fonksiyonundan ayıran en önemli ölçüt olup
yargı yetkisini kullanacak olan merciğin çözülmesi istenen uyuşmazlığa doğrudan veya dolaylı olarak taraf olmaya ve uyuşmazlığın taraflarından tamamen bağımsız olan kişi veya kişilerden oluşmasını gerektirmektedir şeklindeki gerekçesiyle tarafsızlığın önemine ve gerekliliğine işaret etmiştir. Agatha Christie'ye atfedilen bir söz vardır. Geçmiş günahın gölgesi uzun olur. Yani kişinin yaptığı yanlış, işlediği suç günah benzetmesi üzerinden anlatılmıştır. İşte bu suçun veya günahın kişiyle beraber yaşamaya devam ettiğini ve bir gün muhakkak karşısına çıkacağını söylemektedir. Bu milletin bir ferdi olarak benim hak ve hukukumu korumak da mahkemenizin öncelikli ve asli vazifesi olmasına rağmen mahkemenizce yapılan yargılamalar esnasında bizzat heyetinizce bu ilke ve prensiplere aykırı söz, fiil ve kararlar verdiniz. Tarafsızlık ve bağımsızlığınıza gölge düşürdüğünü değerlendirdiğim beyanlarda bulundunuz. Ben hayatım boyunca gündelik yaşamadığım için buradaki savunmam esnasında mahkemenizle ilgili beyan ettiklerimi ve edeceklerimi sadece bugüne ilişkin söylemiyorum. Benim hukukumu ihlal ettiğine inandığım varsa geçmiş günahlarınızın gelecekte değerlendirilmesi adına bir şerh olarak da tarihe not düşüyorum. Bu dava kapsamında 244 sanık yargılanmakta ve siz apar topar hazırlanmış yetersiz bir iddianame ile başladığınız yargılamaları hızla tamamlamaya çalışıyorsunuz. Adalet Bakanlığı'nca darbe davalarının 2019 yılı sonuna kadar tamamlanması yönünde yapılan açıklamalar yazılı ve görsel medyaya yansımıştı. Ancak hızlı yargılama diye bir hukuk ilkesi olmadığını biliyorsunuz. Bu nedenle Adalet Bakanlığı'nın talimatı veya açıklaması hukuk açısından yok hükmündedir. Hızlı yargılama adına evrensel hukukun adil yargılanma ilkesini ayaklar altına aldığınızın farkında mısınız bilmiyorum. Savunma hakkını kullanabilme adil yargılanmanın bir parçasıdır. Ancak siz bu evrensel hukuk ilkesini yok sayıyorsunuz. İnsanları 10 ağırlaştırmış müebbetle yargılıyorsunuz ama ne modern ne de dini hukuk sisteminde olmayan 3-4 saatlik savunma süresi gibi bir uygulamayı hem de kesinizden veriyormuş ve lütufta bulunuyormuş gibi dayatıyorsunuz. Savunma hakkının kutsal olduğuna inanmıyorsunuz. Niye? Çünkü hukukçu gibi değil, yürütme erkinin memuru bir bürokrat gibi davranıyorsunuz. İlk savunmalar yapılırken ve sizin delillerin değerlendirilmesi olarak ifade ettiğiniz safhalarda sanıklara dediğiniz sen esasa giriyorsun, bunu esasta söylersin, biz esasta bundan müdahale etmeyiz. Beyanlarınızı nereye koyacaksınız? Kayıtlardan bir ikisini söylüyorum. Sanık Bülent Ak. Şöyle, şimdi önceki olaylar cereyan ettikten sonra ifade Başkan Abdullah Köksal. Yok, bu şekilde değerlendirmen tüm müştekilerin ve tanıkların ifadesini değerlendirmesi şeklinde olur. O olmaz. Sadece bu müştekinin ifadesine katılmıyorsan neden katılmadığını değerlendir. Yeter. Evet. Başkan Abdullah Köksal bu konuda esas hakkında beyanda bulunurken uzun uzun anlatırsın o konuları. Mahkemenizce delillerin değerlendirilmesi olarak ifade edilen safhadan. Başkan Abdullah Köksal. İlker, esasa girme. Arkadaşlarınız gidiyor zaman zaman ama kısa olduğu için müsamaha gösteriyoruz çoğunu. Ama esasa girme. Esasta nasıl olsa savunma yapacaksın. Oldu mu? Başkan, Cemal sen delillere karşı beyan yapma, yorumlarını esasa karşı beyanda belirtirsin. Erdoğan Çiçek'in delillere karşı beyanında, başkan biz size esasta sınırsız süre vereceğiz. Bizlere o zaman esasa giriyorsun diye engel oldunuz ve savunmaları kısıtladınız. Şimdi de 3-4 saati geçince savunmayı kestiriyorsunuz. Dedim ya, ne modern ne de dini hukuk sisteminde kişinin kendisini savunması engellenmez ve savunması kısıtlanmaz. TCK hukukçusu Profesör Doktor Doğan Soyaslan diyor ki, kanunlardan en çok kanunları bilen korkar. Sizin kanunları da çok iyi bildiğinizi düşünürsek cesaretinizin dayandığı başka şeyler olsa gerek. Siz neye veya kime güveniyorsunuz da bu savunmaları yaptırmıyorsunuz bilmiyorum ama bildiğim bir şey var, o da böyle bir yetkinizin olmadığıdır. Yoksa bu yetkinizi FETÖ çalıştayında alınan Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri uygulamaları dikkate alınarak müdafi sayısı ile savunma süresi makul süre, parantez içerisinde bu süreyi mahkemenin takdir etmesi ile sınırlandırılmalıdır. Mevzuatta bu yönde düzenleme yapılması gerekmektedir şeklindeki sözde utanç vesikası bir karara mı dayandırıyorsunuz? Savcı Mustafa Manga'nın Kalaşnikov silahı tam dolduruş yapıp Fatih Karabağ'ın göğsüne dayaması yönündeki beyanları sonrası savcı böyle şey yapar mı şeklinde sert bir tavır takınıp inanmamıştınız ya. İşte siz nasıl savunma hakkını koruması beklenen birisi olarak savunmayı kestirip hukuksuz bir eylemde bulunabiliyorsanız ki bu da başkasının duyduğunda inanmayacağı bir şeydir. O savcı da silahı doldurup ifadesini alacağı kişinin göğsüne dayayabiliyor. Yargı mensubu suç işlemez diye bir şey yok. Halı sahada maç yapabilmek için 14 öğretmeni gözaltına aldıranına da, kız yurdunu polisle basıp kız arkadaşımla görüşeceğim diye olay çıkaran savcısına da, Ankara Adliyesi'nde görevli hakimin daha geçtiğimiz ay kendi makam odasında bir hukuk fakültesi öğrencisi kıza cinsel istismarda bulunması olayına da şahit oldu bu millet. Kibir abideleri diyorum.
Bu yargılamaları belirlenen bir takvimde bitirme zorunluluğunuz var. Ancak savunmaları kestirmenizde başka bir şey tespit ettim. Siz savunmalar içerisinde size yönelen eleştirileri duymak, bunların burada bahsinin geçmesini istemiyorsunuz. Sizin şahsınız ve olaylarla ilgili gerçekleri duymaktan, bunların sizin kararlarınızı etkileyebilecek olma ihtimalinden korkuyorsunuz. Kısa savunma yapana ve bir de sizi hiç eleştirmeyenlere teşekkür ediyorsunuz. Zülfiyare dokunmayan sanıklara lütuf babından eşinle görüşebilirsin diyorsunuz. Hakkınızda hiçbir şey söylenmesi, konuşulmasını istemiyorsunuz. Çünkü sahip olduğunuz makam nedeniyle sosyal hayatınızda kimsenin sizin hakkınızda olumsuz, eleştirel bir şey söylediğine şahit olmadığınız için size göre benim gibi bir sanık parçasının salona elinizle tespihle kasıla kasıla girdiğinizi söylemesi ağrınıza gidiyor. Benim savunmamı kestirme hakkın yok, yetkin yok demesi size göre ders verir gibi konuşması ağrınıza gidiyor. Hani hakim Murat Bey demişti ya, biz sizleri izliyoruz buradan diye. Tabii farkında mısınız ama siz de izleniyorsunuz. Sizin nasıl kendinize göre mesleki tecrübeleriniz varsa emin olun ve hiç şüpheniz olmasın, buradaki insanların da var. Onlar da sizi analiz ediyorlar. Savunma hakkı benim kutsalım, sizin değil, benim kutsalıma dokunamazsınız. Ayrıca savunma hakkının kısıtlanmasının net bir bozma sebebi olduğunu biliyor olmanıza rağmen bunu hangi mantıkla yapıyorsunuz çok ilginç gerçekten. FETÖ'cü olsam sizin de FETÖ'cü olduğunuzu ve bu davalar üst mahkemeler tarafından bozulsun diye kasıtlı yapıyorsunuz diye düşünürdüm. Türk sivil ve askeri yargı sisteminde hakimler ve yargıçlar kararlarında bağımsızdı. Bundan dolayı yargılanamazdı. Ancak bu FETÖ yargılamalarıyla başlayan süreçte yüzlerce sivil asker yargı mensubu verdikleri kararlardan dolayı mahkemelerde kendini savunma durumunda kaldığı görülüyor. Örneğin Yargıtay İlker Başbuğ'un bir tanığının dinlenmesi talebinin reddedilmesini bozma gerekçesi olarak açıklarken o talebi reddeden hakimin yargılanması esnasında bu talebi niçin reddettiğini, örgütsel bir tavır veya bir talimat neticesinde mi reddettiğini duruşmalarda aylarca sorguladı. Kişisel olarak yargı mensubunun bağımsızlığına zarar verdiğini ve hakimlik görevinin icrasını olumsuz etkileyeceğini düşündüğüm yargı mensubunun kararının sorgulanması sürecinin önünü siz açtınız. Siz de bir gün bu davalar kapsamında verdiğiniz kararlardan dolayı yargı önünde izahat yapmak durumunda kalırsanız o zaman hakim olduğum için sorumlu tutulamam, bağımsızlığım var diyemeyeceksiniz. Çünkü size yönelen şey aslında sizin attığınız bumerang olduğu için kimseyi sorumlu tutamayacaksınız. Hiçbir mahkemede olmadığı kadar savunmalara müdahale ettiniz ve ediyorsunuz. Oğuz Dik hiç kimsenin savunmasını kısıtlamadı sizin kadar ama cezaları doğru yanlış verdi. Siz hem savunmaları yaptırmıyorsunuz hem de nasıl olacaksa karar da vereceksiniz. Bence siz Yargıtay üyeliğini Oğuz Dik'ten daha çok hak ediyorsunuz. 16 Temmuz sabahından beri benimle ilgili işlem yapan adı polis, jandarma, infaz koruma memuru, müdür, müdür yardımcısı, hakim, savcı, avukat, yönetici vesaire olan güruha sesleniyorum. Memleketin pırıl pırıl askerlerini sözde darbeci ve hain diye gözaltı işlemi adı altında derdest ettiniz. Gözaltı merkezi diye işkence merkezlerine ve ahırlara kapattınız. Günlerce fiziki ve psikolojik işkencelere maruz bıraktınız. Yemek vermediniz, eşlerimizin ve çocuklarımızın ırzlarına geçmekle tehdit ettiniz. Bu salonda da müştekilerin benzer hakaret ve tehditlerine göz yumdunuz. Hiçbir hakkında tek bir işlem bile yapmadınız ama bizi her salondan çıkardığınızda tutanaklara kaydettiniz. Cezaevlerinde gökyüzünü bile çok gördünüz, havalandırmayı kafes tellerle kapattınız. Günlerce ailelerimizle görüştürmediniz, ailelerimizle her hafta olan telefon ve kapalı görüş imkanını elimizden aldınız. Ailesini telefonla arayıp da ulaşamayanı telefon görüşü yaptı saydınız. 3,5 senedir yarım saat açık ve kapalı görüş yaptırıyorsunuz. Avukatımızla görüşürken üstümüze mikrofon ve kamera, başımıza da gardiyan diktiniz. Bu salonda da görüşme esnasında yanımızda jandarma beklettiniz. Bana sırasıyla F2, L2, L1 ve T cezaevleri olmak üzere 4 cezaevi ve 15 koğuş değiştirdiniz. Mektuplarımıza el koydunuz, çocuklarımızın alt bezlerine kadar soyup aradınız. Ailelerimizi saatlerce cezaevi kapısı önünde beklettiniz. 2 dakika geç kaldı diye kilometrelerce mesafeden gelen ailelerimizin ziyaretine izin vermediniz. Ama Bölücübaşı Abdullah Öcalan'ı akrabası bile olmayan bir adamla seçim öncesi saatlerce görüştürdünüz. Babasını, annesini kaybedenler oldu. En tabii hakkı olan cenazeye katılımına izin vermediniz. Mahkemenize ve cezaevlerine bildirdiğimiz ihtiyaçlarımıza dair taleplerimize cevap vermediniz. Cezaevinde de işkence ve darp ettiniz. Şu salonda keyfi olarak bizlere kelepçe taktırdınız. Bizi ortaçağ geleneklerine has uygulamalarla bir suçluya bile yapılmayacak şekilde insanlar arasından yürütüp duruşma salonlarına getirerek ne kadar adil yargılayacağınızı somut olarak gösterdiniz. Ve hala kanunlarımızda masumiyet karnesi diye bir şey olduğunu iddia ediyorsunuz. Hakkımızda asılsız haberleri ve alakasız görüntüleri medyaya servis ederek bizi ve yakınlarımızı linç ettirdiniz.
Keşke sadece kendi istediğiniz görüntülerin izlenmesi için uğraşmayıp bu duruşmaların tamamının canlı olarak yayınlanması için de bir o kadar gayret sarf etseydiniz. Sultan Abdülhamit'i sadece TRT'de yayınlanan bir dizi karakteri olarak değil, Sultan Abdülaziz'in hal edilmesi yani tahttan indirilmesi olayının müsebbibi olarak gösterilen Serasker Hüseyin Avni Paşa'nın planladığı darbeyi Yıldız Mahkemelerinde Avrupa'nın en prestijli basının önünde tüm dünyaya açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde izlettiği yargılama uygulamalarıyla da bu anlamda örnek alsaydınız. Madem gerçekler duyulsun istiyordunuz, herkes duymuş olurdu. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir dönüm noktası olarak nitelediğiniz 15 Temmuz'un tüm sorumlularının millet adına karar veren mahkemelerde neler söylediğinin millet tarafından izlenmesi için hassasiyet göstermezken, maalesef kırmızı bültenle aranan terörist başı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'a devletin kanalında güzellemeler yaptınız. George Orwell'in 1984 isimli milyonlarca adet basılmış muhteşem bir eseri var. Özetle şöyle diyor. Günlük tutmak yasa dışı değildi. Aslında hiçbir şey yasa dışı değildi. Çünkü yasa diye bir şey yoktu diyor. Size de hiçbir şey yasak ve suç değil. Dedim ya 4 ceza ve 15 koğuş değiştirdim diye. Bu süreçte 50-60-70 yaşında dede, 20 yaşında genç kız diyebileceğim insanlar gördüm. Bu kişilerin terörist yani FETÖ'cü olduğu için tutuklu olduklarını öğrendim. En fazla 20 yaşlarında olduğunu tahmin ettiğim bu kızcağızın nasıl bir terör suçu işlemiş olabileceğini düşündüm ama bir cevap bulamadım. 16 sene bizatihi çoğunluğu teröristle mücadele harekatında geçmek üzere emniyet asayiş hizmetlerinde amir ve icracı olarak görev yaptım. Ben o kızcağız ve dede gibi bir terörist görmedim. Kendimizi kandırmayalım. Bu insanların terörist olduğu konusunda onu götüren jandarma bile ikna olmuyor. Bu şekilde yapılan FETÖ mücadelesine kimse inanmıyor. Size şunu özetleyebilirim. Ben gezdirildim bu kadar koğuşta ortak olarak bana son derece nazik ve kibar davranan, milli değerlere bağlı, dini değerlere saygılı insanlar gördüm. Ya bunlar FETÖ'cü değil ya da anlatılan FETÖ'cüler burada değil. Ama bir yerde bir yanlışlık var. 9 Aralık 2019 tarihindeki duruşmada üye hakiminiz Ömer Faruk Kar, kendisi hakkında verilen reddi hakim talebine cevap niteliğinde saygı kavramını anlatırken sanıkları çocuk azarlar gibi azarladı. Saygı ile ilgili birkaç şey de ben söyleyeceğim. Bir kişiye içten ve yürekten yansıyan hassasiyetle sergilenen nezaket ve ihtimam saygı duymadır. Bu hassasiyetin sadece resmi gerekçelerle sergilenmesi de saygı göstermedir. Yani adı üzerinde olduğu gibi birisi içten saygı, diğeri göstermelik saygı. Her saygı gösterilene saygı duyulmayabilir. Ama her saygı duyulana saygı da gösteriliyordur. Saygı göstermek insani, saygı duymak hem insani hem de vicdanidir. Birisinin size saygı göstermemesi onun eksikliği, saygı duymaması sizin eksikliğinizdir. Özetle ben sizlere saygı gösteriyorum. İster bu makamlarınızda olun, ister olmayın, her zaman da saygı göstereceğim. Ama siz burada saygıdan bahsederken insanları çocuk gibi azarlayarak halen saygısızlık yapmakta olduğunun farkında olmayan, bu zamana kadarki tavırlarıyla müşteki avukatı gibi davrandığı konusunda herkesin hemfikir olduğu üye hakiminiz Ömer Faruk Kar'ın duruşmalar boyunca ortamı germesine hiç müdahale etmediniz. Burada saygıdan bahseden üye hakiminizin eski İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in yargıçlar ve siyaset ilişkisine dair saygı sınırını aşan hakaret niteliğindeki açıklaması sonrası suç duyurusunda bulunup bulunmadığını da çok merak ediyorum. Başkaca üyeler de bu salonda görev yapmasına rağmen niye insanların geneli devamlı Ömer Faruk Kar hakkında rahatsızlıklarını bildiriyor bunu düşünmenizi istiyorum. Keşke kendinizi buradan izleme imkanınız olsaydı da ne anlatmak istediğimi görebilseydiniz. Keşke kendinizi buradan izleme imkanınız olsaydı da ne anlatmak istediğimi görebilseydiniz. Tanrı'dan bu isteğimi kabul etmesini diliyorum. Cemal Paşa mektubunda Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'ya bulanık suda balık avlamak isteyen kötü niyetlilerin ağızlarına geleni söyledikleri bu galeyanlı zamanlarda onlara bir şey anlatamam diyor. Şu an benim hikayemin ve bu süreçte yaşadıklarımın bundan farkı yok. Ama bu su yavaş yavaş duruluyor. İsmail Ayyıldız ve Şevket Karamık'ın aslında araç içinde kendi kendilerini yaraladıkları, Jandarma Genel Komutanlığı karargahına isnat edilen ölüm olaylarının aslında başka kanlı eller tarafından çekilen tetiklerle gerçekleştiğine kadar hepsi ortaya çıkıyor. Hem de dosyadaki kısıtlara ve sanıkların elindeki bu kadar teknik imkansızlıklara rağmen. Bu insanların bu ölüm olaylarını anlatma ve ispat etme gayreti bile hayatını kaybedenlerin kanına girmediklerinin göstergesidir. Keşke bilirkişi olarak görevlendirdikleriniz şu iddiaları çürüten çalışmaların %1'ini yapsaydı diyeceğim diyemiyorum. Aşırı borçlanma nedeniyle meslekten atılma noktasına gelen sözde bilirkişi Yüzbaşı Ayhan Şenol mu yapacak ki diyorum.
Yapamaz. Niye? Jandarma teşkilatının bilişim, balistik, patlayıcı madde, istihbarat, harekat alanlarındaki en elit, en yetişkin, en tecrübeli personeli, bilir kişileri bu davada yapabilecek adam bırakmadınız. Ve işlenen o cinayetleri, buradakileri yıkmaya çalışıyorsunuz. Ben Atatürk ilkelerine yürekten bağlı, şerefli bir Türk subayı olarak suçsuzluk gururumla karşınızda duruyor ve yüzünüze bakarak konuşuyorum. İğne deliğinden deve geçmez. Gerçekler bir bir ortaya çıkıyor. Siz peki ileride benim yüzüme nasıl bakacaksınız merak ediyorum. Ve ilahi adaleti hafife alanlara sesleniyorum. Yunus Emre diyor ki, yerden göğe küp dizseler, birbirine bent etseler, aradan birini çekseler, seyreylesen gümbürtüyü. Esaretin en fenası insanın kendi ihtirasına esir olmasıymış. Ne mutlu ihtiraslarına esir olmayanlara. Eğer yalnızca güneşli günlerde yürürsen varmak istediğin yere asla ulaşamayacaksın diyor Paulo Coelho. Ne mutlu sadece güneşli günde yürümeyenlere. Bir Türk dünyaya bedeldir diyor gerçek Gazi Mustafa Kemal. Ne mutlu Pers olmadığını haykıranlara, ne mutlu Türk'üm diyene. Şimdi İdari tahkikat ve iddianameye uzanan süreçten bazı kısa başlıklar arz edeceğim. İddianamenin omurgasını ve bel kemiğini idari tahkikat raporu oluşturmaktadır. Yani iddianamenin tamamı noktası noktasını, hatta arka arkaya çift virgül hatasına kadar idari tahkikat raporundan alınmıştır. Bununla ilgili çok fazla yansıdan bir şey anlatmayı düşünmüyorum. Belli başta spesifik birkaç tane şey var, açabiliriz. Yani en sonunda göstermeyi düşünüyordum. Şakir Bey açtı. İdari tahkikatta, iddianamede adımı iki sefer aynı şekilde yazmışlar. Yani tamamen kopyalayıp yapıştırmışlar. İdari tahkikatta noktası iki çift virgül hatasına kadar aynı. İddianamenin olaylara ilişkin açıklamalar bölümü toplam 15 sayfa. Bu 15 sayfanın tamamı Jandarma Genel Komutanlığı İdari Tahkikat Heyetince hazırlanan İdari Tahkikat raporunun aynısı. Raporun 60 ile 74. sayfaları arası kopyala yapıştır yöntemiyle tüm kelime ve imla hataları bile aynı olacak şekilde iddianameye geçmiş. Bu 15 sayfalık bölümün toplamda sadece 13 kelimesinde, yani yaklaşık 1,5 satırında değişiklik yapılmış. Böylece Jandarma Genel Komutanlığı İdari Tahkikat Raporu bir disiplin soruşturması konusu iken savcının ilave değerlendirmesinden ve süzgecinden geçirilmeden olduğu gibi alınmak suretiyle ceza kanununda soruşturmanın temeli olan iddianame haline getirilmiş. Dikkat etmişsinizdir, iddianame sadece karargah içerisinde yaşandığı iddia edilen olayları, o da birçok yönüyle eksik olarak ihtiva etmektedir. Yani karargah dışında cereyan ettiği iddia edilen olaylara dair ise iddianamede hiçbir şey yoktur. Halbuki vatandaşların ölüm ve yaralanmalarına ilişkin tüm olaylar karargah dışındadır. Bu olaylara uçak, helikopter, keskin nişancı atışları sonucu ortaya çıkan tablo da dahil edildiğinde iddianame karargah dışında cereyan eden olaylara ilişkin hiçbir şey bulunmamasının nedeni bir idari soruşturma maksatlı hazırlanan ve birazdan detayında arz edeceğim bunun. 9 Kasım 2016 tarihli ve sahte evrakla düzenlenen ve suç üretme merkezli olduğu belli olan tahkikat raporunun bu şekilde apar topar iddianame dönüştürülmesiyle olduğu açık ve net olarak ortadadır. Yani sizin yaptığınız ve hem hukuki hem de icraî boyutlarıyla eleştirdiğim olay yeri keşfinde bile ortaya çıkan durum. Yani ben sizin yaptığınız keşifi eleştiriyorum ama siz o keşifte en azından dışarı çıkıp inceleme yapmaya sevk etti oradaki şartlar sizi. Yani bunun gerekliliğini gördünüz, düşündünüz. Ama iddianamede karargah dışında cereyan eden bu kadar önemli olayların nasıl olur da yer almadı. Bunlara yönelik delil toplama, olay yeri inceleme, MOBES'e, zırhlı araç, külliye, kamera görüntülerinin dosyaya eklenmediği ciddi olarak izaha muhtaçtır. Kaldı ki sanıkların tamamı da bu olaylardan sorumlu tutulmalarına rağmen iddianamede hiçbir şeyden bahsedilmemektedir. Ama dediğim gibi iddianame memuru olayları toparlayamadığı ve diğer davaların başlamasına rağmen halen iddianameyi hazırlayamadığı için yapılan ikaz ve tenkitler sonucu bir idari soruşturmayı hiç değiştirmeden iddianame ve maalesef mütalaa haline getirmiştir. Ben bu iddianamenin bir savcı tarafından hazırlandığını düşünmüyorum. Eğer bu bir savcı tarafından hazırlanmışsa inanın bu o savcıya karşı bir hakaret olur. Ben bunun ona memur edilmiş birileri tarafından hazırlandığını düşünüyorum. O yüzden iddianame memuru diyorum, ifademin mazur görülmesini istirham ediyorum. İdari tahkikat heyetinin görevlendirildiği
Jandarma Genel Komutanlığı'nın 18 Temmuz 2016 Genel Plan Prensipler 115-16-49 sayılı görevlendirme konulu evrağın bakanlığında Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu kendisinin de başkanı yaptığı heyetin üyelerini kendi imzasıyla yetkisiz bir şekilde görevlendirdiği görülüyor. Bu idari tahkikat raporunu hazırlayan heyetin Ahmet Hacıoğlu, Aziz Yılmaz, Güven Şaban, Vural Erol ve Özcan Şahin gibi bu olayın içerisinde bulunan karışan ve müşteki olan kişilerden oluştuğu görülmektedir. Bu şahıslar hukuken tarafsız değillerdir. Olayın içerisinde ya kalmışlardır, ya operasyon icra ettiği söylenen kişilerdir veya planladığı söylenen kişilerdir. Bu nedenle artı içerisinde müşteki konumunda Güven Şaban gibi kişiler vardır. Dolayısıyla bu kişilerin hukuken tarafsızlığı mümkün değildir. Bununla beraber, bundan bence daha önemli olduğunu düşündüğüm, bu görülmekte olan davadaki sanıklar Tuğgeneral Ahmet Hacıoğlu'nun Ay Yıldız'ın Çocukları adlı kitabın 216. sayfasında söylediği 22.30-23.30 saatleri arasında Nizamiye'den personel girişine ilişkin olarak cami avlusundan baktık. Şadırvan oradan kum gibi insan var. Bu insanlar tabii FETÖ'cüye yapıya ait insanlar. Nizamiye'den girmeye devam ediyorlar şeklindeki beyanlarıyla FETÖ'cü olarak yaftalanmış FETÖ üyesi olmakla suçlanmaktadır bu davadaki insanlar. Şimdi bu idare tahkikat heyetinde başkan sıfatıyla görevli olan Ahmet Hacıoğlu ile üyelerden Aziz Yılmaz balyoz davası kapsamında FETÖ tarafından mağdur edildiklerini iddia etmekte olduklarından yaptıkları idari tahkikatta bu açıdan hukuki tarafsızlıkları da mümkün değildir. Zaten kitabın 233. sayfasında verdiği röportajda Ahmet Hacıoğlu şöyle diyor. 3 sene bu hainler yüzünden cezaevinde yattık. 25 kuruşluk bir CD için. Bu hainler, bu şeytanlarla 3 sene biz mücadele ettik. Bunlarla aslında şahsi olarak yüz yüze hesaplaşma imkanım doldu. Şükürler olsun diyorum demektedir. Bu heyetin başkanının burada FETÖ'cü olduğu ithamıyla, iddiasıyla yargılanan kişilere ve kendisi de FETÖ'nün mağduru olması sebebiyle ifade ettiği beyanı. Bu kişinin tarafsızlığı mümkün değil. Bu nedenle olayın içerisinde bulunan ve kalan biraz önce bahsettiğim kişilerin görevlendirilmesi sonucu hazırlanan idari tahkikat raporu temel hukuk ve tarafsızlık ilkelerine aykırı bir nevi zehirli ağaç hükmündedir. Bu ağacın meyvesi olan iddianame de zehirlenmiştir. Tabii savunma süremi kısıtlanması nedeniyle gördüğünüz gibi sayfaları atlayarak geçiyorum. Bakın iddianamenin ve dolayısıyla da mütalaanın birebir kopyası olan idari tahkikatı hazırlayan heyette görevli personelin zihniyetini göstermesi açısından nasıl umarsızca ve çekinmeden sahte evrak hazırlayabildiklerinin ve idari tahkikatın içeriğinde geçen bilgilere güvenilemeyeceğinin kanıtı olan belgeyle devam ediyorum. Adamlar Jandarma Genel Komutanı Yaşar Güler'i kandırmışlar. Sahte evrakla bir sonraki yansıyı da açabilir miyiz? Yeri geldiği için. Bakın ekranda İki tane şey var, görevlendirme evrakı var ve heyetler farklı, yukarıda çizdiğim heyetler. Soldaki kara içerisindeki heyet ilk görevlendirilen heyet. Fakat bu heyetin hazırlandığı rapor hiçbir şekilde onaylanmamış. Daha sonra sağ tarafta Kasım ayı içerisinde bu 9 Kasım 2016 tarihli bahsettiğimiz evrakla. Burada dikkatinizi çekmek istediğim husus ilgi A ve B'lerdeki emirler. İlgi A ve B'deki emirlerin hepsi evrak sayı sıra numarasıyla aynı. Yani bu insanlar aslında ilk başta hukuksuz olarak yani Ahmet Hacıoğlu'nun zaten şahsi tarafsız, hukuken tarafsız olmaması sebebiyle hukuksuz olduğu heyeti de pas geçmişler. Daha sonra 9 Kasım'da bir heyet kurmuşlar. Ama şimdi ben bunun sebebini düşündüm. Yani niçin bu böyle bir şey yapma gereği hissetmişler diye. Ve şunu görüyorum. Şimdi burada şunu söylememiz lazım. Normalde sistem, Jandarma Genel Komutanlığı evrak yazışma sistemi buna müsaade etmez. Böyle olmaması lazım. Bunu bir şekilde evrak üzerinde hülyeyle değiştirmişler. Şimdi ikincisi bir görevlendirme emri ile aynı konuda tahkikat yapmak üzere sadece bir heyet görevlendirilebilir ki aynı başkanın altında farklı iki heyetin görevlendirildiği gibi ortaya çıkan manzara zaten sahte bir takım işlemleri göstermektedir. Ahmet Hacıoğlu'nun hukuki tarafsızlığını kaybetmiş olmasını bir kenara bırakarak hadi başkan olarak görevlendirilebileceğini varsaydığınızı düşünsek bile Ahmet Hacıoğlu aynı tarih ve sayıda iki farklı emirle iki farklı heyete başkanlık yapamaz. Yani sizi aynı tarih ve sayıda iki farklı emirle hem 23. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hem de örneğin Yargıtay Başkanı yapmışlar. Görevlendirmişler. Yani siz demez misiniz ben hangisinin başkanıyım? İki evrakta aynı. Aynı emirle görevlendirilmişsiniz. Ya da Ömer Faruk Bey'i aynı tarih ve sayıda iki farklı emirle hem Çorum'a hem de Bayburt'a atamışlar.
Gerçi çorba bir atama yapıldı. Ömer Faruk Bey o zaman sormaz mı ben nereye atandım diye? Aynı olay üzerinde aynı tarih ve sayılı emirle bırakın farklı iki tarikat heyeti oluşturulamamasını, farklı tarih ve sayılı emirlerle de farklı iki heyet görevlendirilemez. Yani aynı tarih ve sayılı emirlerle farklı 223. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin kurulamamasını bırakın, farklı tarih ve sayılı emirlerle de farklı 223. Ağır Ceza Mahkemesi kurulamaz. Yani normal şartlarda bile görevlendirilemeyecek olan bu şahısların sahte bir emirle görevlendirilmiş gibi gösterilmeye çalışılması bu kişilerin idari tahkikatı hazırlarken ki zihniyetini göstermesi açısından önemli. Yani şimdi adamlar burada sahte bir evrak düzenlemekten şey yapmamışlar, imtina etmemişler. Yani fütursuzca bunu yapmışlar. Şimdi bunu yapan insanların idari tahkikatta yaptıkları şeyleri anlatmaya çalıştım ben veya anlatmaya çalışıyorum. Yani peki bu evrak sahteciliği niye yapılmış? Onun cevabı asıl heyette sahte heyetin hazırladığı raporların incelenmesiyle şöyle çıkıyor ortaya. 4 Ağustos'ta o soldaki heyetin hazırladığı rapor 71 sayfa. Sağdaki heyette 77 sayfalık bir rapor hazırlıyor. Bu 6 sayfalık bir fark var. Bu hazırlanan 6 sayfalık farkın 3,5 sayfası olayların anlatımıyla ilgili 5. bölüme eklenmiş. Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe Karargahı'nda gerçekleşen olaylar, olayın başlangıcı, haber alınması, ilk müdahale isimli bölüme bu 3,5 sayfayı eklemişler. Burada okuduğum zaman benim dikkatimi çeken eklemeler şunlar. İddianamedeki önemli suçlamaların yer aldığı bölüm bu bölüm. Burada yeri geldiği için söylüyorum tabii. Nurettin Alkan'ın yaralanma iddiasına ilişkin olay. Bakın ilk tahkikat raporu, bunu da unutmamanızı istirham ediyorum. İlk tahkikat raporunda Nurettin Alkan'ın yaralanmasıyla ilgili bir şey yok. Ama ikinci hazırlanan bu sahte raporda Nurettin Alkan'ın yaralanmasını buraya eklemişler. Bunu delillerin değerlendirmesinde sen söylemiş miydin? Cemal mi söylemişti? Bunu bilemiyorum. Birisi söylemişti yani. Detaylı. Devam edebilirsin tabii. Keskin nişancılarla içeridekilerin nasıl öldürüldüğü, Nizamiye'den giren sözde darbecilerin uzaktan izlenmesi, darbecilerin helikopterle sözde kaçma planları, güvenilir albay Özcan Şahin'in kamera görüntülerini ve MEPS sistemlerini nasıl incelemeye başladığı, karargahta 14 personelin ölü ve 4 personelin yaralı olarak ele geçirilmesi. Bakın 14 personel ölü, 4 personel yaralı. Bu bizim iddianame 8 diye geçiyor. Onunla ilgili de birazdan ileride açıklama yapacağım. Albayların Nizamiye'de kahramanca verdikleri mücadeleyi anlatan ve aslında iddianamenin dayanağı olan sözde operasyonun gerekliliğine ilişkin kısımlar olduğu görülmekte. Bu sahte heyetin oluşturulduğu Kasım 2016 ayının albayların üstün cesaret ve feragat madalyasına teklif edilmelerine uzanan sürecin sonuna denk gelmesi dikkat çekici. Bu basına da yansıdı. İçişleri Bakanlığı'na teklif ettiler ve Genelkurmay ya da gönderdiler. İçişleri Bakanlığı da uygun görmedi. Genelkurmay'da zaten bizimle jandarmanın bağlantısı yok dedi. Herhangi bir işlem yapılmamıştı. İşte oluşturulan bu sahte heyetle sağlanmak istenen şeylerin en başında karargaha yapılan silahlı saldırıya sözde operasyon elbisesi giydirme ortamını şekillendirme yatıyor burada. Yani bu özellikle bunun için yapılmış. Bir de Özcan Şahin diye birisi var, muhabereci albay. Bu kişi Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 2013 yılında delilleri yok etme sahiki gerekçesiyle görevinden alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmış. Devam eden bir soruşturma ilişkin olarak. Ve bu şahsın hukuki bir statüsü varmış gibi, hukuken görevliymiş gibi bu şahsı da bu heyete görevlendirmek suretiyle yapılan işe hukuki bir hava katmaya çalışmışlar. Özetle genel komutan bu idari tahkikat, fiziken olması mümkün olmayan şeyler olmuş gibi gösterilerek suç üretilmiş, soruşturma ve dolayısıyla mahkeme heyetini yanlış yönlendirmeye yönelik bilgilere yer verilmiş ve gerçeği yansıtmayan evraklar tanzim edilmiş. Operasyon müdahale birliklerinin kendi ihmal, kusur ve suç teşkil eden hukuka aykırı eylemlerinin hiç olmamış veya şüpheliler tarafından yapılmış gibi gösterilmiş. Birbiriyle çelişen ve birbirini yanlışlayan ifade ve bilgiler zaten bu tabloyu net olarak ortaya koyuyor. O kadar çok tespit ettiğim, çünkü iddianame denen şey İdari tahkikatın aynısı olduğu için o kadar çok şey var ki, yani bunları burada anlatmaya sizin beni 4 saatle sınırlandırmanız nedeniyle 3,5 saatle bu yeterli değil zaten. Ama ben bunlardan önemli olanlarını paylaşmaya çalışacağım burada. Sizde bir pencere açmaya çalışacağım. Bir konuya bir bakış getirmeye çalışacağım. Zehirlenen bu iddianame ve dolayısıyla mütalaanın kendi içinde çelişkilerle dolu olduğu, kendi kendini yalanladığı, ayrıca olaylar anlatılırken kronolojik sıra gözetilmediği, hemen hemen hiç saatlendirme yapılmadı ve tam bir çorba yapıldığı görülüyor. Bol bol asılsız isnatlar ve mesnetsiz ithamlarla genellemelere yer verilmiş.
tanıklara yargı içeren yönlendirici sorular sorulmuş. Yani iddianame, şimdi idar takatın içerisine giren iddianamede ifadelerde kimler darbeciydi? Rehinlerin arasında karışıp kaçmaya çalışan darbeci oldu mu olmadı mı? Şimdi bizim iddianamede savcımız şunu istiyor, diyor ki mütalada, erlerin diyor darbe olayında cereyan eden olayları anlama, algılama yeteneği olmadığı için diyor. Onlar diyor onu bilemezler diyor. Amirlerinin vermiş olduğu emirlerin ne manaya geldiğini bilemeyecekleri için diyor. Biz onların diyor beraatini talep ediyoruz diyor. Şimdi bu beraatini talep ettikleri insanların ifadelerine işte bunları sormuşlar. Demişler ki ya şimdi bu insanın savcı olayları algılayamadığını söylüyor ve bunların beraatini talep ederken olayları algılayamayacak insanlara kim darbeciydi, kim bilmem neydi diye sorular sormuşlar. Şimdi oradaki asker, personel, ama ben şunu da söylemek istiyorum. Askerlik bir hiyerarşi sistemi içerisinde ve sert katı bir hiyerarşiye kurulmuştur. Yani burada kişinin rütbesi er olması, onun er olması bunu anlayamama, yani sadece er olması nedeniyle anlamaması düşünülmez. Yani orada bir rütbeli de bunu anlamayabilir. Bu onun için de düşünülebilir. Yani bizim askerlik mesleği için de bu genel olarak böyle bakmak lazım. Ama bu insanlara rehinelerin arasında karışıp kaçmaya çalışan darbeci oldu mu gibi yargılaması yapılmış bu sorular tanıklar tarafından yoruma ve niyet okumaya dayalı cevaplarla doldurulmuştur. Bu idari tahkikat raporunun savcılık tarafından aynen alınarak iddianameyle getirilmiş olması nedeniyle zehirlenen iddianameyle yürütülen kovuşturma süreci de sakatlanmıştır. Şimdi ben burada tanıkların söylediniz. İnanın ben duruşmalara çok gelmek istiyordum. Fakat zaten savunmayı hazırlamakta zorlandım. İmkanlarımız kısıtlı. Ve buraya gelemediğim için de bu süre zarfında o kadar huzursuz ve rahatsız oldum ki davaları takip edemediğimden dolayı. Ama her türlü zorluğa rağmen tanık ve müştekilerin burada bulunduğu süre zarfında benim gelmediğim belki bir gün falan olmuştur. O da açık görüşe denk geldi. Ama mahkemenizin aldığı bir tedbir neticesinde işte cuma gününe alınmıştı. Bunu ciddi bir oranda şey yapmıştım. Yani ben aşmıştım. Ama bir tanesine katılamadım. Hemen hemen bütün şeylere, tanık ve müştekilerin ifadelerine katıldım. Ve burada onlarla yüzleştim. Onlara yüzlerce soru sordum. Mübalağa yaparak söylemek istemem ama belki Ankara Barosu'na kayıtlı. Yani avukatların belki yarısından fazla soru sormuşumdur. Yani 3-5 yıllık avukatların meslek hayatında belki sorduğu sorudan fazla soru sormuşumdur. Bir sürü soru var sorduğum şeyde, ifadelerde. Şimdi idari tahkikatla ilgili olarak buraya Yavuz Köse'ye şunu sordum. Ben dedim ki idari tahkikatta 12 kişi, bunların isimlerini söyleyeceğim diyorum. Anıl Dereli, Yavuz Köse, Mustafa Mehmet, Mehmet Aydoğan, Seyit Ahmet Kaçmaz, Recep Ay, Mustafa Aydoğan, Soner Gülacı, Savaş Alkur, Ekrem Çetin, Ahmet Metin, Ömer Acar. Bunlar bu şahıslarla beraber verdiğiniz ifadeler incelendiğinde 11-12 satırının nokta ve virgül hatasına kadar hepsi aynı. Siz 13 kişi idari tahkikat heyetinde toplu olarak mı ifade verdiniz? Hayır, tek tek ifade verdik diyor Yavuz Köse. Ben sonra diyorum yani sizin bu 12 satırın nasıl aynı olduğundan bilginiz yok mu diyorum. Hayır diyor, yok. Yani Gürdal Köse'ye soruyorum. Soru kısmını geçiyorum. Gürdal Köse şunu söylüyor. O dönem idari tahkikatı çok şey yaparak, önemseyerek bir ifade verip ya da alınma gibi bir durum değildi. Olabildiğince kısa kesmeye çalışıyorlardı. Çok da üzerinde durmadık diyerek hukuksuz ve taraflı bir heyetin yaptığı sözlü tahkikatın nelere sebep olduğunu net olarak anlatmaktadır. Harekat merkezi için şunu gördüm ben. 8 tane yer için farklı farklı şablonlar, kalıplar hazırlamışlar. Harekat merkezi için hazırlanan şablon ifade kalıbında biraz önce ismini saydığım şahıslarla beraber Ömer Acar, Haydar Kaya, 14 müşteki jandarma personelinin ifadelerinin 12 satırı imla hatalarıyla birlikte birebir aynı. Ayrıca Anıl Dereli ve Haydar Kaya'nın ifadelerinin 30 satırı, Anıl Dereli ile Hakan Ragıp Yücel'in ifadelerinin 24 satırı yine imla hatalarıyla birlikte birebir aynı. Soner Gülacı ve Savaş Alkur'un ifadeleri içerisinde teğmen olan ifade assubay olarak değiştirilmiş. Bu kelime haricinde 44 satırı aynı. Muhabere merkezi için hazırlanan şablon ifade kalıbında Coşkun Aksoy ve Mesut Demir'in ifadeleri 63 satırı aynı. Coşkun Aksoy ile Kadir Göçmenoğlu'nun ifadelerinin 42 satırı, Coşkun Aksoy ve Muzaffer Kuvvet'in ifadelerinin 37 satırı imla hatalarıyla birlikte birebir aynı. MEPS Başkanlığı için hazırlanan şablon ifade kalıbında Mustafa Aygül ile Oğuz Sezgin'in ifadelerinin 24 satırı imla hatalarıyla birlikte birebir aynı. İstihbarat Değerlendirme Merkezi için Oktay Argün ile İbrahim Akpınar'ın ifadelerinin 42 satırı imla hatalarıyla birlikte birebir aynı. Nöbetçi heyeti için hazırlanan şablon ifade kalıbında İlhami Özdeğer ile Erinç Kısa'nın ifadelerinin 7 satırı imla hatalarıyla birlikte birebir aynı.
Destek kıtaları komutanlığı için hazırlanan şablon ifade kalıbında İsmail Kabacı ile Ertan Akköprü'nün ifadelerinin 18 satırı, Küçük Muzaffer Alıç ile Ahmet Aldırmaz'ın ifadelerinin 6 satırı, Küçük Muzaffer Alıç ile Selim İpleş'in ifadelerinin 4 satırı, Abdurrahman Maraşlı ile Fatih Davuz'un ifadelerinin 3 satırı, Selim Kaya ile Emrah Döner'in ifadelerinin 20 satırı imla hatalarıyla birlikte birebir aynı. Mustafa Mert ile sizin bir diyaloğunuz var. Diyaloğu şey yapıyorum, sizin sorularınız oluyor. Siz en sonunda şunu söylüyorsunuz. Diyorsunuz ki Başkan Abdullah Köksal, gerçi idari tahkikat çok da önemli değil ya, boş verin diyorsunuz. Müşteki Yavuz Köse'nin 12 Kasım 2018 tarihli Segbis kaydında gene sizin ifadeniz. İdari tahkikatı zaten boş verin ya. Yani idari tahkikatta kimin idari tahkikatta kimin ne şekilde ifade aldığı belli bile değil. Seyit Ahmet Kaçmaz'ın ifadesi esnasında siz gene şunu söylemişsiniz. Mahkemeyi hiçbir şekilde bağlamaz idari tahkikat. Ancak bu konudaki altın vuruş sizin Veli Turan'ın ifadesi esnasındaki tespitlerinizle dosyaya kazandırılmış gördüğüm kadarıyla. Şunu söylüyorsunuz. Ben soru soruyorum. Benim soru sormamla ilgili olarak iddianamenin tamamı idari tahkikattan oluşmuş diyorum. Siz de diyorsunuz ki boş verin ya, ne yapacaksınız? Biz burada soruşturma yapıyoruz aslında. Geçelim bu soruyu demiştiniz. Yani mahkeme başkanı olarak siz de burada, biz burada soruşturma yapıyoruz aslında demek suretiyle kovuşturma makamı olarak soruşturmanın düzgün yapılmadığını, dolayısıyla da idari tahkikat raporunun ve dolayısıyla da onun noktası virgülüne kadar kopyası olan iddianamenin ne kadar hukuksuz olduğunu bir kez daha ifade etmiş oldunuz. Tabii yanlış yerden iliklenen gömlek gibi eksik, hatalı, yanlış ve kasıtlı yazılan sözde bilgilerle de mütalaa sürecine gelinmesine zemin hazırlanması da ayrı bir garabet. İddianamenin, idari tahkikatın birebir kopyası olduğunu düşünürsek iddianamenin ve dolayısıyla mütalaanın da sizi bağlamadığı sonucu çıkıyor. Umarım kararınızı verirken bu söylediklerinizi de esasa ilişkin savunmanda anlatırsın dediğiniz gibi unutmazsınız. Şu an burada okumamın çok uzun zaman alacağı için 236 ere ait idari tahkikattaki ifade şablonlarına ilişkin toplam 13 sayfa evrakı delil mahiyetinde dosyaya eklenmek üzere mahkemenize teslim ediyorum. Onların ifadelerinin nasıl alındığına ilişkin sadece şu örneği söyleyeceğim. Tanık Er Miraç Cüre talimatla alınan ifadesinde benim ifademi olaydan yaklaşık 13 gün sonra Jandarma Genel Komutanlığı'nda aldılar. İfademi Caner Teber almıştır. Kendisi de er olarak görev yapmaktaydı. O esnada ifademde ismi yazılan Gürdal ve Şahin bulunmuyordu demiştir. Erlerin ifadelerini almak üzere kağıt üzerinde orada her biri iki kişiden oluşan 5 komisyon kurulmuştur. Size teslim ettiğim bu 13 sayfalık evrakta izin, istirahat, terhis gerekçesiyle 20 erin ifadesinin alınmadığı görülmektedir. Geriye kalan o 216 erin ifadelerinin hangi erlerin ifadeleriyle birebir aynı olduğu bu teslim ettiğim evrakta gösterilmiştir. Sizin iddianame haline gelen bu idari tahkikatla ilgili duruşmalar esnasındaki tespitlerinizi Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2006/3-35E/2006/97K0404/2006 tarihli kararında dinlenilen tanıkların bir kısım beyanının aynı kelimelerle birbirinin tekrarı olması durumunda da tanık ifadelerine kuşkuyla yaklaşılmıştır şeklindeki aldığı kararla bir içtihat haline getirmiştir. İddianame ve mütalaaya ilişkin kısa bazı değerlendirmelerimi ifade edeceğim. Şahsımın mahkemenize verdiği ilk savunma da dahil olmak üzere yargılamada bu zamana kadar geçen safhada yapılan savunmalar, sunulan belge ve delillere rağmen esasa ilişkin mütalaada iddianamede isnat edilen suçlamalardan farklı, yani ne eksik ne fazla bir hususun bulunmamış olması dikkat çekicidir. Bu durumun tartışmasız şekildeki pratikteki imkansızlığı, yargılamanın adil, tarafsız ve ön yargısız yapılması gerektiği ilkelerinin göz ardı edildiğini göstermektedir. CMK madde 170'te kamu davasının açılması hususu anlatılmıştır. Bu maddenin 5. fıkrasında iddianamenin sonuç kısmında şüphelinin sadece aleyhine olan hususlar değil, lehine olan hususlar da ileri sürüleceği ve 3. maddenin haş bendinde yüklenen suç ve uygulanması gereken kanun maddeleri gösterilir denilmiştir. İddianamede yüklenen suçlar soyut,
genel geçer baştan savma maddi delillerden uzak. Daha da önemlisi CMK'nın 170. maddesine tamamen aykırıdır. Çünkü bu fıkra gelince yüklenen suçu oluşturan olayların maddi deliller ile ilişkilendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Halbuki söz konusu bu olaylarla ilgili şahısların nasıl ve ne şekilde yer aldığı anlatılmamıştır. Bu durum CMK 170 Taksim 3 İ maddesinde yer alan yüklenen suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi gösterilmelidir şeklindeki hükme tamamen aykırıdır. Bu bağlamda ceza yargılamalarında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması düsturu esas alınmıştır. Bu hususta ancak usul çerçevesinde yerine getirilebilmektedir. Yani ceza davalarında usul esastan önce gelmektedir. CMK ile soruşturma aşamasının etkin bir şekilde yürütülerek kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde ve toplanan deliller yeterliyse soruşturmanın iddianameye dönüşmesi söz konusu olduğundan CMK madde 170'e göre bu şekil şartlarına uymayan iddianameleri mahkeme kendisine geldiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde soruşturma evresine ilişkin bütün belgeleri inceledikten sonra eksik ve hatalı noktaları gerekçeli olarak belirtmek suretiyle Cumhuriyet Başsavcılığına iade edebilmektedir. İddianamede yüklenen suçu oluşturan olayların mevcut deliller ile ilişkilendirilerek açıklanmaması ve yüklenen suçun işlendiği yer, tarih ve zaman diliminin gösterilmemesine yani CMK'nın 170. maddesinde belirtildiği şekilde iddianame düzenlenmemesine rağmen mahkemenizin yaklaşık bir hafta içerisinde iddianameyi kabul etmesi oldukça manidardır. Bununla beraber 12 Aralık 2017 tarihinde bir sanığın huzurda verdiği ifade esnasında heyet başkanı olarak siz, biz bu iddianamenin iyi bir iddianame olduğunu zaten iddia etmiyoruz. İtirafınız da iddianamenin niçin iade edilmesi gerektiğine ilişkin manidar durumu yeterince açıkladığını düşünüyorum. Mahkemenizce yüklenen suçu oluşturan olayların mevcut delillerle ilişkilendirilerek açıklanması ve yüklenen suçun işlendiği yer, tarih ve zaman gösterilmesine yönelik CMK 170 kapsamındaki eksik hususlar yargılama esnasında da giderilmemiştir. İddianamede her sanık için yapılan suçlamaların İddianamenin sonuna toplu olarak eklenmek suretiyle torba olarak ifade eden suçlamalarda bulunulduğu görülmektedir. Bu suçlamaların tüm sanıklar için aynı olmasının pratikteki imkansızlığı iddianamenin tenkit edilmesindeki haklılığı net olarak göstermektedir. Torba olması sebebiyle kişilerin özentisiz baştan savma ve alakasız sevk maddeleriyle suçlandığı algısına sebebiyet vermemek için mütalada bir nevi hülle yapılmak suretiyle bu sefer suçlamalar mütalanın sonuna değil de her sanığın kendi bölümünün sonuna eklenmiştir. Ancak ha Hasan ha Kel Hasan misali değişen bir şey yoktur. Özetle suçlamalar sanık isimlerinin altına yapıştırılınca sanki torba suçlama olmuyormuş gibi mütalaya hukuki havası verilmeye çalışılmıştır. İddianameyi ve dolayısıyla mütalayı hazırlayan sanki bir boyama kitabıymış gibi içindekileri istediği renge boyamıştır. İddialar bir serap gibi olduğu için sadece susamış birisi su zanneder. Siz de susuzluğunuzu gidermeden bu iddianameyi ele aldığınız takdirde gerçeği asla ve asla göremeyeceksiniz. Susuzluğunuzu da ancak bir bardak tarafsızlık ve bağımsızlık içerek giderebilir ve ön yargı gözlüğünü çıkararak serap görmekten kurtulabilirsiniz. Duruşmaların başladığı Kasım 2017 ayından itibaren defalarca duruşma savcısı değişmiştir ki ben 7'den sonrasını sayamadım artık. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında görevli tanımadığımız savcı kalmadı. Bu açıdan bakınca mütalaanın nasıl, hangi dosya bilgisi ve tanık sanık beyanına vakıf savcı tarafından hazırlandığı gizemini korumaya devam etmektedir. Ancak gerçek olan bir şey vardır ki o da duruşmalara gelen savcıların 3-5 duruşma katılımıyla bu nakıs mütalaayı bile hazırlayamayacak olmasıdır. Bir de sizin delillerin değerlendirmesi olarak isimlendirdiğiniz safhanın hemen bir gün sonrası savcı tarafından mütalaa verilmesi de bu mütalaanın hazırlanması esnasındaki özentisizliği ve ciddiyetsizliği göstermektedir. Bu benim o zamanki şahsi görüşüm şuydu. Mütalaanın hazırlanmasında Murat Yenikomşuoğlu üye hakimimizin desteği olduğunu ben düşündüm. Bu benim kişisel şahsi düşüncem. Burada mütalaa okundu. Mütalaa okunduktan sonra siz müşteki vekillerinin beyanlarını aldınız. O zaman Cumhurbaşkanlığı avukatı ve diğer kurum Jandarma Genel Komutanlığı avukatları sonradan sunmak üzere uzun uzadıya bir konuşma yapmamışlardı. Hüseyin Özaslan'ın bazı açıklamaları oldu. Ben de buna istinaden Hüseyin Özaslan'la ilgili birkaç bu mütalaa ile ilgili değerlendirmesine ve o günkü açıklamalara mütalaa ilişkin yaptıklarına ilişkin bazı beyanlarda bulunmak istiyorum. Nurettin Alkan vekil olarak kendini tanıtan avukat Hüseyin Özaslan tarafından dakikalar boyunca süren ki diğer müşteki vekilleri hiç konuşmazken yani işte mahkemelerinize yazılı olarak sunulan dosya taleplerimiz mevcuttur demişlerdi.
ve sonu birinci çoğul şahıs biz ifadesiyle biten şu maddeden cezalandırılmasını talep ediyoruz. Örgütsel savunma olduğunu değerlendiriyoruz. Şuna katılmıyoruz. Böyle değerlendiriyoruz. Ve benzeri cümleler kurmak suretiyle bir şahıs avukatı kimliğinden ziyade sanki bir organizasyonun, bir örgütün avukatı gibi ifadelerde bulunduğu görülmüştür. Hüseyin Özaslan, Jandarma Genel Komutanlığı karargahına yapılan hukuksuz operasyona ilişkin sanıklarca ifade edilen Genelkurmay ve Akıncı başta olmak üzere diğer başkaca karargahlara hiçbir operasyon yapılmazken Jandarma Genel Komutanlığı operasyon yapılması, hiçbir teslim ol çağrısı yapılmadan ateş edilmesi ve bu hukuksuzlukları yapanların bir gün hukuk önünde hesap vereceğine ilişkin savunmaların örgütsel nitelikte olduğuna dair beyanlarda bulunmuştur. Bir şahıs avukatı olduğunu iddia etmesine rağmen çok tuhaf ve şaşırtıcı bir biçimde duruşmalara kurum avukatlarından daha titiz ve aksaksız gelen ve mütalaaya karşı beyanlarını biz diye vererek bir yapı, organizasyon veya örgütün temsilcisi olduğu izlenimi uyandırmaya çalışan avukat Hüseyin Özaslan'ın insan karşısındakini kendi gibi zannedermiş misali sanıkları da illa bir örgüte üye yapma gayreti içerisinde olması bu açıdan şaşırtıcı değildir. Tabi avukat Hüseyin Özaslan sanıkların yaptığı savunmaya ilişkin örgütsel savunma demesinin altında yatan gerçek sanıklarca gündeme getirilen karargaha yapılan silahlı saldırı, teslim ol çağrısı yapılmaması ve sorumluların hukuk önünde yargılanacağı gibi ifade edilen gerçeklerin bir daha gündeme getirilmemesi maksadıyla sanıkları bu tip söylemlerde bulunmaları halinde örgüt üyesi olarak algılanacakları baskısı altına alarak mahkemenizin nazarında yaptıkları savunmaları itibarsızlaştırmak ve heyetinize de bir nevi mazur görün, tırnak içerisinde söylüyorum, aba altından sopa göstererek bak bunlara itibar ederseniz siz de örgütsel faaliyetleri destekliyorsunuz anlamına gelir. Ona göre demektedir. Bir söz vardır, merdi kıptiği şecaatini arz ederken sirkatini söylermiş diye. Teşbihte hata olmazmış. Yani kıptiği kahramanlığını anlatırken suçunu söylermiş. Hüseyin Özaslan da sanıkların teslim ol çağrısı yapılmadığı ve karargaha ateş açılmaya başlandığına dair söylediklerine cevap verirken Turgut Aslan'ı vururlarken teslim ol çağrısı yapmışlar mı? Uçaktan bomba atarlarken, helikopterlerle etrafı tararlarken, halka ateş ederlerken teslim ol çağrısı yapmışlar mı ki şimdi teslim ol çağrısı yapılmadı diyorlar. Güvenlik kuvvetleri az bile yapmış. Orada daha çok kişi öldürmeleri lazımdı. Demek suretiyle sözde güvenlik kuvvetlerinin teslim ol çağrısı yapmadığını bir müşteki avukatı olarak itiraf ederken teslim ol çağrısı yapılmamış olmasının da doğru olduğunu iddia eden ve kendisi adına büyük bir talihsizlik denilebilecek açıklamalarda bulunmuştur. Aziz Yılmaz zaten ifadesi esnasında teslim ol çağrısı yapmadıklarını, hayır yapmadık ne faydası olacaktı ki diyerek itiraf etmiştir. Bununla beraber Turgut Aslan'ın vurulması, helikopter ve uçak bombalaması gibi olayların kara havacılık ve Akıncı davalarında bile sorumluları daha somut olarak ortaya konulamamışken ve bu davadaki sanıkların da kabul etmediği bu suçlamaların aksi birçok şüpheyi barındırdığı, özellikle helikopterlerle Jandarma Genel Komutanlığı karargahının da yoğun şekilde ateş altına alındığı ve bu ateşlerde Mehmet Kabıoğlu, Serhat Savcı, Kürşat Yaman ve onun şu anda davaya dahil olmamış ama ismini bildiğimiz hiçbir surette davada geçmeyen Murat Kılıç isimli uzman çavuşu, o gün revirde tedavi gördüğü bahsedilen gibi sanıkların gibi sanık olarak yargılananların da yaralandığı, helikopteri yönlendirdiği iddia edilen Jandarma Genel Komutanlığı'nın bu helikopterleri kendi üzerine yönlendirmiş olmasının akıl, mantık, askeri bilgiyle izah edilemeyeceği de hukuken ve fiziken sakatlanmış görüntülerde ortadayken, Hüseyin Özaslan'ın bir hukukçu ve müşteki avukatı olarak sanıklar bu eylemi yaparlarken teslim ol çağrısı yapmışlar mı ki? Güvenlik kuvvetleri niye yapsın? Evet, güvenlik kuvvetleri teslim ol çağrısı yapmamıştır anlamına gelen açıklamaları ayrı bir değer ve anlam içermektedir. Hüseyin Özaslan'ın hukukçu sıfatıyla Jandarma Genel Komutanlığı karargahına teslim ol çağrısı yapılmamasına bir nevi hukukidir demesi anlamına gelen beyanının temelinde yatan gerçek, önyargıya bile rahmet okutacak şekilde kendi gizli ajandalarındaki eylemin parçası olarak herkesin kendilerince FETÖ'cü ve darbeci ilan edilmesi zorunluluğudur. İşte Hüseyin Özaslan'ın sözde darbeci olanlara teslim ol çağrısı yapılmamasının hukuki olduğunu göstermeye çalışması, kendisinin fikir ve eylem birliğinde olduğu asker kişilerin zihniyetinin daha idari tahkikattan itibaren yaşananları nasıl sanıklar aleyhine göstermeye odaklı olduğunu ve ya bunlar darbeci zaten ne olay yeri incelemesi, ne teşhisi, ne mahkeme kararı araması, ne görüntülere mahkeme kararıyla el koyulması şeklinde hep sanıklarca anlatılmaya çalışılan nasıl hukuksuz bir mantıkla hareket ettiklerinin açık kanıtıdır. Uğur Dündar'ın bir dönemler meşhur olan Arena isimli bir programı vardı. Bu programda at eti katarak merdiven altı köfte üretimi yapan şahıslara yönelik baskın sonrası Uğur Dündar'ın uzattığı mikrofona açıklama yapan sözde köfteci, "Abi ben zaten o köfteleri pazarcılara satıyorum." demişti.
Neredeyse 20-30 yıl önce izlediğim bu görüntüyü ve açıklamayı hiç unutmadım. Hüseyin Özaslan ve ekibi de merdiven altı köfte yapan o adamlara rahmet okutur tarzda at etine bir de domuz eti kattıkları iddianamede ben zaten hukuksuzluğu darbecilere yapıyorum. Bunlar zaten darbeci. Bunların hukuki ve yasal ne hakkı olacak? Uğraşma mahkeme kararıyla, idari takatla, teşhisle, bilirkişi raporu vesaire diyerek özür kabahatinden büyük misali sanıklara kendince pazarcı muamelesi yapabileceğini zannetmektedir. Bu arada teslim ol çağrısı olayını Hüseyin Özaslan'ın Turgut Aslan helikopter ve uçak bombalamasında teslim ol çağrısı yapmışlar mı ki mantığı üzerinden ele alırsanız bile Hüseyin Özaslan'ın çuvalladığı şu gerçekte ortadadır. Hüseyin Özaslan'ın iddia ettiği bu olayların tamamı karargah saat 23.50 sıralarında hunharca ve hoyratça yapılmaya başlayan helikopter, uçak savar, keskin nişancı saldırılarından sonra cereyan etmiştir. Yani hukuku bir kenara koysanız bile bu fiili gerçek Hüseyin Özaslan'ın ileri sürdüğü onlar teslim ol çağrısı yapmış mı ki güvenlik görevlileri yapsın şeklindeki saçma sapan ve suç işleme potansiyeline haykıran tezi çürütmektedir. Hüseyin Özaslan, JITEM davasının avukatlığını ve JITEM diye bir şeyin olmadığını söyleyen sanıkların vekilliğini yapmıştır. Hüseyin Özaslan ve ekibine göre JITEM yoktur, Beyaz Torosları kullananlar da hayaletlerdir. Benim görev yaptığım yerde gördüğümde JITEM değildir, muhtemelen JÖTEM'dir. Hüseyin Özaslan'ın JITEM'in olmadığına dair açıklamaları ve savunmaları ne kadar doğru ve samimi ise bu dava boyunca duruşmalarda ve mütalaadaki beyanları da o denli doğru ve samimidir. Hüseyin Özaslan da böyle bir delikanlıdır. Hüseyin Özaslan 2002 yılında İsrail'de geçici görevli olarak bulunduğu sırada yanında havacı bir binbaşı ve yabancı kadın askerle araçla intikal esnasında İsrail askerlerinin kendisini Hamas üyesi tırnak içerisinde terörist zannetmesi sonucu El Falah ve El Cub isimli apartmanlardan açtıkları ateş neticesinde ağır yaralanmış, yanındaki havacı binbaşımız şehit olmuş ve yabancı kadın asker hayatını kaybetmiştir. Bir terörist zannedildiği için yerel güvenlik güçlerinin açtığı hukuk dışı ateş neticesinde ağır yaralanan birisinin jandarma karargahındakilerin terörist olduğunu iddia ederek karargaha açılan ateşi kutsamaya çalışması çok manidardır ya da onun o gün söylediği ifadesiyle sosyopatlıktır. Ayrıca hiçbir uyarıda bulunmayan İsrail askerlerinin kendisini yaralamasını örtülü olarak doğru ve hukuki bulduğunu da kabul etmiş olmaktadır. Hüseyin Özaslan Temmuz 2003 ayında Tunceli Ovacık Karayolu Merment mevkiinde benim özel harekat bölük komutanı olarak başında olduğum ve teröristlerle beraber aynı ortamda bulunan 4 sivil vatandaşın bulunması sebebiyle ateş ettirmediğim ve teröristlerin vatandaşlardan ayrılmalarını saatlerce beklemeye mütakip teslim ol çağrısı sonrası sıcak temasa girdiğim olayı kendisinin yakın arkadaşı, benim de 15 Temmuz'a kadar yaklaşık 15 yıl yakın irtibatlı olduğum, şimdinin generali, benim özel harekat bölük komutanı olduğum dönem Tunceli'de de binbaşı rütbesinde istihbarat şube müdürü olan meşhur Hakan Saraç'tan sorsun dinlesin de anlattığım hukuk ilkelerine kendisi gibi sözde değil nasıl özde inanan ve uygulayan bir devlet görevlisi sorumluluğuyla hareket ettiğimi görsün. Sonuç olarak Türkiye Cumhuriyeti Hüseyin Özaslan'ın hayal ettiği gibi bir muz cumhuriyeti değil bir hukuk devletidir. Şahısların suç işlediğini farz etmeyi bırakın, ispat etseniz bile devlet ulusal ve uluslararası hukuk kurallarıyla hareket etmek zorundadır. Aksi halinde suçludan farkı kalmaz devletin. Zorba hukukuyla hareket eden ve davranan devlet olmaz olamaz. Devletin sözde güvenlik görevlileri eliyle yapılan zorbalıkları kapatmaya çalışmak herhangi bir yargı merciğinin ne sorumluluğu ne de zorunluluğudur. Herkes yaptığının sorumluluğun üzerine aldığından hukuki sonuçlarına katlanacaktır. Bu sözde operasyonu yapanlar dahil olmak üzere bunları örtbas etmeye çalışanların tamamı. Unutulmasın ki 1980 darbesinin mimarları yaptıkları hukuksuzlukları örtme adına kendilerinin yargılanamayacağı ile ilgili bırakın KHK'yı anayasaya hüküm koymalarına rağmen başka birileri gelmiş ve ona o anayasayı değiştirerek mübalağa yaparak söyleyeceğim belki dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya'yı bile mezardan kaldırarak yargılamıştır. İrfan Tüten bu olayların içerisinde bu operasyona katılan kişidir. 2001 yılında cezaevlerine yönelik icra edilen ve 30'a yakın tutuklu hükümlünün ölümüyle sonuçlanan hayata dönüş olarak bilinen operasyondan sonra kahraman ilan edilip takdir, ödül ve madalya alırken birkaç sene sonra kasten öldürme suçlamasıyla yargılandığını çok çabuk unutmuş görünmektedir. Cicero der ki hukukun bir ayağı topaldır ama er ya da geç hedefine ulaşır. Bu yüzden karargaha yapılan bu sözde operasyonla insanları suçlu ilan ederek canına kastedenlerin bir KHK'ya güvenmelerini tarihi okuyamamaları olarak görüyorum. Bununla beraber Hüseyin Özaslan tarafından sorumluların hukuk önünde hesap vereceği söylemine örgütsel ifade denmesini, sanık savunmalarını itibarsızlaştırma ve sanıkları sindirme maksatlı olması nedeniyle reddediyorum. Kimseyi örtülü olarak dahi olsa
tehdit etmemesine salık veririm. Bir hukuk devletinde hak, yargı ve hukuk önünde aranır. Ben de bu hakkımı Hüseyin Özaslan dahil onun mensup olduğu örgütün üyeleri hakkında kullanacağımı söylüyorum. Bundan daha doğal ne olabilir ki? İnsanları ne kadar taciz, tahrik ve kriminalize etmeye çalışırsa çalışsın, ben Hüseyin Özaslan'ın baktığı şiddet, sorgusuz sualsiz ateş etme penceresinden bakmayacağım. Mütalaya ilişkin beyanları esnasında yaşam hakkımı hiçe sayan daha çok insan öldürülmeliydi ifadeleri nedeniyle kendisinden şikayetçiyim. CMK 205 kapsamında re'sen işlem başlatmanızı talep ediyorum. Bir şeyi açabilir miyiz? Aynı açabilir miyiz? Burak Hancılar. Burak Hancılar şeyi var ya. Telefon. Şimdi bu iddianame ile ilgili tutarsızlıklar, çelişkilerle ilgili bölüme geçmeden önce, bu da iddianamede geçen bir konu. Bundan başlayacağım. Burak Hancılar'a ait olduğu iddia edilen telefondan ele geçirildiği gene iddia edilen bazı mesajlar var. Bu mesajlarla ilgili olarak ben ilk savunmamı 22 Kasım 2017 tarihinde burada yaptım. Yaklaşık bu savunmamdan 7 ay önce incelenmiş bu telefon. Fakat bu belgeler bana yaklaşık 2 yıl sonra, 2019 yılı başında bildirildi. Ben bu belgelerin nasıl oluyor, yani 2 yıl sonra ortaya çıkıyor kısmını geçiyorum. Siz burada sanıkların davayı uzatmaya matuf diye reddettiğiniz gerekçelerin aslında bu 2 yıl sonra bana bildirilen olayda göz önünde bulundurulduğunda maalesef davayı uzatmanın sorumlusunun siz olduğu görülüyor. Eğer bu telefondan iddia edildiği, elde edildiği iddia edilen mesajların doğru olduğu kabul ediliyorsa, sadece benim ismimin yazdığı bölümler değil, arkadaşlar TSK darbe yapıyor, biz yapmıyoruz ifadesi de doğru kabul edilmelidir. Eğer arkadaşlar TSK darbe yapıyor, biz yapmıyoruz ifadesinin doğru olmadığı veya şüpheli olduğu düşünülüyorsa, mesaj içeriğinin tümünün şüpheli olduğu ve dolayısıyla ismim olduğu iddia edilen kısmın da şüpheli olduğunu kabul etmek zorundasınız. Bu iddia edilen mesajlar beni değil, sizi zor durumda bırakabilir. O yüzden dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. FETÖ'nün yaptığı iddia edilen bir darbeyi yine örgütün gizli haberleşme vasıtası olarak kullandığı söylenen bir mesaj programında arkadaşlar TSK darbe yapıyor, biz yapmıyoruz şeklinde ifade ettiğinin iddia edilmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin darbeyle ilgili iddiaları açısından son derece tehlikelidir. Böyle bir belgenin bu dosyaya girmiş olması Türkiye Cumhuriyeti tarafından ulusal ve uluslararası kurum kuruluşlara darbeyi FETÖ'nün yaptığına ilişkin gönderdiği belge, delil ve kayıtların güvenilirliğini sorguya açacaktır. Özellikle darbeyi FETÖ'nün yaptığına yurt dışında inanılmamasına dair ülkemiz tarafından yapılan resmi açıklamaları zora sokacaktır. Bu sebeple bu iddia edilen mesajlar beni değil, adeta devleti zor durumda bırakmak için hazırlanmıştır. Burak Hancılar'a ait telefondan çıktığı iddia edilen bu mesajlara ilişkin evraklar bu dosyaya nasıl ve kim tarafından koyulduğu araştırılmalıdır. Şimdi ekranda derdest edilen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve derdest edilen Hava Kuvvetleri Komutanı, tırnak içerisinde söylüyorum tabii bunları, Orgeneral Abidünal darbecilere tırnak içerisinde nasıl karşı koymaya çalışırken görüntüleri düşmüş ekrana. Devam edelim. Şimdi TSK'nın başındaki kişi elini kolunu sallayarak çıkıyor. Diğeri el cepte Akıncı koridorlarında volta atıyor. Birazdan bu görüntünün devamında, sağ taraftaki görüntünün devamında Genelkurmay Destek Kıtaları Komutanı helikopter başında Hulusi Akar'ı Akıncılara selamla uğurlayacak. Bu resimlere bakarak belki bu telefondaki arkadaşlar TSK darbe yapıyor, biz yapmıyoruz mesajının doğru olabileceği söylenebilir. Ama benim darbeci veya FETÖ'cü olduğum söylenemez. Benim darbeci veya FETÖ'cü olmadığım ortaya çıkar ama bu fotoğraflar iddia edilen telefondaki iddia mesajla birleştirilirse darbenin FETÖ tarafından yapıldığını düşünenler bile artık düşünmez. Kimse inanmaz. Bunun üzerine bir de yani buna darbeye karşı koyarken yaralanıp madalya alan Kara Kuvvetleri Koruma Müdürü Yüzbaşı Burak Akın'ın kendisinin gidip FETÖ'cü olduğunu itiraf etmesini, darbeye karşı koymak maksadıyla 15 Temmuz'da Eskişehir'den kalkarak Akıncı pistini bombalayan ve uçakları engelleyen pilotların FETÖ'den tutuklanıp ihraç edilip tutuklanmasını, FETÖ'nün yaptığı iddia edilen darbeye sadece 4000 subay astsubayın katıldığı iddia edilirken darbeden sonra jandarma dahil 40.000'e yakın subay astsubayın, 40.000'e yakın polisin ihraç edilmesini FETÖ'den dolayı, ankesör bağlantısı kapsamında FETÖ'cü olduğu iddia edilen halen görevde 15.000 subay astsubayın bulunduğunu ekleyenler de çıkarsa, bu biraz önceki görüntülerin üzerine, bu dosyaya koyduğunuz bu belge FETÖ'nün ekmeğine yağ, bal, kaymak sürer. Ben kendi tespitlerimi paylaşıyorum.
Önceki savunmamda bu kadar açık ifade etmemiştim. Anlaşılmış olacağını zannetmiştim. Fakat anlaşılmadığını gördüm. İster dikkate alırsınız, ister almazsınız. Sizin takdirinizdir. Ancak hükme esas alınması halinde üst yargı mercileri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi itiraz sürecindeki benim bundan dolayı, eğer ben bir şeyle karşılaştığımda, itiraz sürecindeki ulusal güvenlik sorumluluğu benim şahsıma değil, size aittir. Hükme esas alınması halinde Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemeleri tarafından kabul edilmiş, onaylanmış resmi bir belge statüsü kazanacağını hatırlatıyorum. Ve mesajlarla ilgili kendi tezlerimi, tespit ettiklerimi paylaşmak istiyorum. Mesajın içerisindeki, ilk önce mesaj içerisindeki çelişkilerle başlayacağım. Mesajda arkadaşlar TSK darbe yapıyor, biz yapmıyoruz ifadesi. Biz sivil imam tarafından yazılmış ise mesajda TSK'nın hiyerarşisi içinde yapıldığı söylenen darbeyle ilgili olarak Jandarma Genel Komutanlığı karargahında en üst rütbede olan kişiler yerine farklı başkanlıklardan yarbay, binbaşı ve albay rütbesindekilerin emrine girilmesi yönünde örgütsel bir talimat verilmiş olması çelişkilidir, mantıksızdır. Madem bu darbeyi TSK yapıyor. Mesaj içerisindeki diğer çelişki, sözde sık yönetim direktifi kapsamında çekilen bir mesajda Tuğgeneral Faruk Bal, Jandarma Genel Komutanlığı karargah sorumlusu olarak gösterilmiştir. Eğer FETÖ darbe yapıyorsa ve sık yönetim direktifini de FETÖ yayınlamışsa, sözde sivil imam veya bir örgüt mensubu tarafından yazıldığı düşünülen veya düşünülüyorsa bu mesajda Faruk Bal'ın karargah sorumlusu olduğunun belirtilip onun emrine girilmesi yönünde talimat verilmesi gerekir ki bu mesajın bir laboratuvar ürünü olduğunu veya olabileceğini gösterir. Bakın benim o gün emrime o gece giren kimse olmadığı gibi bu konuda soru soran dahi olmamıştır. Ahmet Özcan, Şükrü Demirtürk, Tuncay Koçak isimli kişilerle bırakın yüzle görüşmeye telefon görüşmem bile bulunmamaktadır. Şükrü Demirtürk mesajın kayıt saati olan bu saatte 21.42'de karargahta yoktur. Yani hukuken sakatlanmış görüntülere göre karargah saat 22.32'de gelmiştir. Ahmet Özcan mesajın tekrar yazıldığı iddia edilen 23.04'te gene benzer mesaj var. Yaklaşık yarım saat önce ambulansla hastaneye gitmiştir bacağından yaralandığı için. Karargahta değildir gene bu kamera görüntülerine göre. Dolayısıyla kimsenin onların emrine girmesi mümkün değildir. Kaldı ki bu ortak bir haberleşme sistemi ise ismi bahsedilen kişilerce, yani ben de dahil buna, bu mesaja karşılık olumlu olumsuz yazılmış herhangi bir mesaj da yoktur bunun içerisinde. Sözde mesajlarda o gece karargahta veya dışarıda yaşandığı iddia edilen herhangi bir olaya dair tek bir mesaj bilgisi yok. Yani ne sivil, asker ölüm ve yaralanmaları, ne bir buraya bize keskin nişancılar ateş ediyor, ne helikopter şöyle bu ateş etti, ne uçaklar bomba attı. Yani bunların hiçbiri yok. El koyulduğu iddia edilen başkaca bir telefonda benzer mesajları bırakın benzer bir haberleşme programı yok. Yani bu nedenle mesajlar anlamlı değildir, mantıklı değildir, FETÖ'nün lehinedir. Ve mesajlara teknik açıdan bakarsak. 8 Şubat 2017 tarihinde Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'ndan PUK kodu alınmıştır. Ancak bu PUK kodu 28 Şubat 2017 tarihinde, yani 20 gün sonra alınmış gibi tutanak tutulmuştur. Niye? Bilmiyorum ama yani burada bir şüphe varsa vardır. Bu süre zarfında telefona nüfuz etmek için mi olmuş olabilir? Kaldı ki birazdan bunu şey yapacağım, size teknik olarak göstereceğim. Aldırdığınız, mahkemenizin aldırdığı HTS kayıtlarından göstereceğim. Gene bakın 28 Şubat'ta 2017'de tutulan bu tutanağı 24 Şubat'ta telefonun kendisi, yani cihazın incelemesiyle ilgili olarak yapılan incelemede bu tutanağa yazılmış. Yani 24 Şubat'ta bu telefonun incelemesinin tutanağa tutulması gerekirken bu tutanak tutulmamış. 28 Şubat'ta tuttuklarını iddia ettikleri bu tutanağın içerisinde 24 Şubat'ta birinci maddede şey kutu içerisinde aldığım şeyi, cihazın incelemesini tutanağını tutmuşlar, koymuşlar. Yani bu da usulsüz bir işlem yani. Şüpheli bir işlem. Neden yapmışlar bunu? Devam edelim. Telefona 16 Temmuz 2016'da polis tarafından el koyulmuş ancak imajı alınmamış. Mahkeme el koyma ve onama kararı yok. Yaklaşık 7 ay sonra imaj alma ve yedekleme kararı alınmış. Şimdi bakın, ben sizin mahkemenizin, Burak Hancılar'ın kendi HTS'si bu. 30 Ağustos'a kadar HTS'sini aldırmışsınız, istemişsiniz. Şimdi bu telefon 16 Temmuz'da el koyulmuştu, kapatılmış. Yani kapatıldığını söylüyor, kapalı olduğunu söylüyor şey. Şimdi bakın, 18 Temmuz, 19 Temmuz kırmızıyla en sağ tarafta, 23 Temmuz, 13 Ağustos, 26 Ağustos, 26 Ağustos ve devam 26 Ağustos devam ediyor. Şu numaralar aramış görünüyor bu telefonu. Bu kapalı olduğu iddia edilen telefonu. Gene telefonun kendi kullanıcı durumunu çıkartmışlar. İki tane kullanıcısı gözüküyor. Yani şimdi iki tane kullanıcı var. Peki ben neredeyim ben? Hangi kullanıcıyım? Hangisiyim ben?
Adam kendisi koymuş oraya. İki tane kullanıcı koymuş. Şimdi şu en sağ üst taraftaki evrak, evrağın büyütülmüşünü aşağı çıkardım. Orada şöyle bir ifade kullanmışlar. Uzman raporuna şunu eklemişler. Demişler ki yazışmaların ekran görüntüleri alındıktan sonra programa manuel olarak tekrar girildiğinde line programı yazışmaların kendisini sildiği görülüyor diyor. Şimdi incelemeyi yapan şunu söylüyor. Diyor ki ben bu telefondan bu mesajları buldum ama bu mesajları tekrar çıkar derseniz çıkaramam. Çünkü tekrar girince siliniyor diyor. Devam edelim. Peki ben de o zaman soruyorum. Diyorum ki bu telefon kapalıyken ilk açıp girildiğinde mesajların silinmesi gerekirdi diyorum. Bu mesajlara nasıl ulaştılar diyorum o zaman. Adam kendisi yazmış bunu. Ondan sonra tekrar soruyorum. Peki o zaman bu telefonu o gece kullandığı iddia edilen kişi, eğer bu kişi Burak Hancılarsa veya bir başka kişi ise veya kimse, bu mesajlara o gece baktıktan sonra programa tekrar girdiğinde bu mesajların silinmesi gerekiyordu bu yazdığı şeye göre. Ama mesajların var olduğu iddia ediliyor. Yani diyor ki şu an mesajların orijinaline bakmak isterseniz diyor bakamayız diyor. Yani özetle söylediği bu size. Ve bu mesajlar benim kendi değerlendirmem bu. Ya başka bir telefondan ekranından fotoğraflamayla alınmış. Devam edelim. Ya da Burak Hancı'nın kendi telefonunda oluşturularak alınmış. Tekrar girildiğinde siliniyor ayağıyla da adamlar kendilerine bir çıkış yolu hazırlamışlar diye düşünüyorum ben. Bakın ben bunu talep ediyorum. Mahkemeniz tarafından telefonun tekrar incelenerek hazırlanacak raporun gönderilmesini talep edin. Size cevap veremeyecekler bunlar. Size cevap gelmeyecek. Burada bence hepsinden önemlisi bu. Bakın dikkat edin. Birinci mesaj 14 Temmuz 2016. En son mesaj 16 Temmuz 2016. Aynı ekranda bu. Ya benim adamın geçtiği bir ekrandan şeyden bahsediyor, mesajdan bahsediyor. 15 Temmuz olduğu söyleniyor. O mesaj nerede? Bu mesaj yok burada, görünmüyor. Yani bu mesajın burada olması lazım. Yani mesajlar 14 Temmuz'dan 16 Temmuz'a nasıl atlayabilir yani? Bu yani telefona birileri manuel olarak bir şekilde müdahale etmiş yani. Bu onun göstergesi. Bu mesajın doğru olduğu kabul edilse bile tarafı olmadığım, mesajlaştığı iddia edilenlerin yanında bulunmadığım, tasarrufum dışında ismimin geçtiği bir mesajdan sorumlu tutulamam. Benim iradem dışında gelişen, ilk defa burada öğrendiğim, şüpheli, çelişkili ve mantıksız bu mesajlar nedeniyle darbeci olduğum veya darbecilerle beraber olduğum kanaatine varılamaz. Eğer bilgim ve iradem dışı bir mesajda ismimin bulunması nedeniyle darbeci diye sorumlu tutulabiliyorsam, bakın arka tarafta atama listesi, sözde atama listesi, FETÖ tarafından hazırlandığı ve çekildiği iddia edilen sözde sıkı yönetim direktifinin eklerinde görevden alınmadığı ve göreve devam ettiği görünen dönemin Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı Galip Men'i dahil birçok generalin benden önce darbeci olarak yargılanması gerekir. Yani şimdi devletin koskoca orgeneralleri bu darbede birileri devam yazmış, bunlara kimse bir şey sormuyor da şimdi ben mi bunu cevaplandırmam gerekiyor? Bilmiyorum. Jandarma Genel Komutanı'na mecliste şunu soruyor. Üye Mithat Sancar, darbe komisyonu üyesi diyor ki, paşam diyor, bir listelerde diyor, adınız geçiyor diyor, orada devam yazıyor diyor, bu ne demek yani bu, ne düşünüyorsunuz bununla, bir tahmininiz var mı? Yani orgeneralimiz de diyor ki, koskoca jandarma genel komutanı, bu görevlendirme listesi kesinlikle bizim irademizin dışında, kendi anlayışlarına göre bu darbecilerin yapmış oldukları bir görevlendirme. Yani şimdi o darbeci FETÖ'cü olmuyor, ben mi oluyorum, onu soruyorum. Eğer çelişkili ve mantıksız bu sanal mesajla şahsımın darbeci olduğu değerlendirilmeye çalışılıyorsa, bu sanal mesajdan dolayı, dönemin Genelkurmay Başkanı ve Hava Kuvvetleri Komutanı'nın Akıncı üstünde darbeci iddia olduğu iddia edilenlerle çay çorba içerken mesaj gibi sanal da olmayan sıcak ve samimi fiziki görüntülerinin bence daha öncelikle ele alınması gerekiyor diye düşünüyorum. Sonuç, bu belgeyle benim FETÖ'cü veya darbeci olduğum söylenemez ama FETÖ'nün bu darbeyi yapmadığı sonucunu çıkaranlar olabilir diyorum. Şeyi promosyonel hattı açar mısınız? Promosyonel hat. Şimdi bir adına operasyonel hat demişler. Bunu ben kabul etmiyorum. Bunun bir algı maksatlı ifade olarak kullanıldığını düşünüyorum. Ben buna promosyonel hat diyorum. Bir darbe davasında yargılandığım için bu bana promosyon olarak verilmiş bir hat gibi görünüyor. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi burada bir mahkeme kararı var. 15 Aralık 2017. Bakın mahkeme kararında kırmızıyla altını çizdiğim yer çok önemli bir ifade. Diyor ki operasyonel hat olarak kullandıkları GSM hatlarının işte şu tarihten günümüze kadar görüşme detaylarını arama ve bilmem ne iletişim tespitine izin verilmesi. Tamam da
Yani şimdi benim operasyonel hat olduğu iddia edilen hattım varsa bunu bir ilk önce bir bilgileri alıp bunu inceleyip ondan sonra karar vermeleri gerekmiyor mu? Yani birileri devam edelim. Birileri öncesinde bir çalışma yapmış. Yani bir operasyonel hat diye bir promosyonel hat tespit etmiş. 15 Temmuz'dan 14 ay sonra sözde mahkeme kararından da yani bu mahkeme kararından da 3 ay önce birileri çalışmış. Çalışan altta gizli işte istihbari bilgi devam edelim. Bir geri gelebilir miyiz? Bakın tarih 6 Eylül 2017. Altına da yazmışlar. Bunlar istihbari niteliğinde hukuki delil olarak kullanılamaz. Bu bilgileri açıklarken kimden aldığını söylemeyin. Yani özetle bunu söylemiş. Niye yani? Acaba kaçak göçek veriler eklendiği için mi bunu söylüyorlar? Yani yazdığınız şeye güveniyorsanız niye böyle bir şey yazıyorsunuz? Emniyet bu bilgileri kimden aldığını söylememiş. Adana İltisaklı 4 kurumu demiş emniyet. Savcı Ali Alper Saylan yine yapmış yani yapacağını. İltisaklı 4 kurumunun MİT müsteşarlığı olduğunu deşifre etmiş. Emniyet tarafından bir araştırma tutanağı düzenlenmiş. Bu gelen istihbarat bilgisi olduğu söylenen sözde şeyler bilgilerle ilgili. Ondan sonra da bir soruşturma açılmış. Alın buyurun size aslan gibi bir iddianame. FETÖ çalıştığına katılan Ali Alper Saylan savcının promosyonel hat iddiası. Devam edelim. Şimdi bir istihbarat bilgisinin niye delil olamazının delilini şimdi ben size önünüze koyacağım. Şimdi biraz önce iki sayfasını gösterdim. Maddi hatalarla dolu. Şimdi diyor ki Cengiz Atlayan adına kayıtlı. Cengiz Atlayan adına kayıtlı değil. Açıyorum bakıyorum. Maria Paşazade Ehlan üzerine de kayıtlı. İki kişinin adına kayıtlı bu telefon. Yanlış. Yani maddi hata. Devam edelim. Suç tarihi 2011-2014 arası olduğunu iddia ediyor. Devam edelim. Suç tarihinin 2011-2014 arası olduğu iddia edilirken bu promosyonel hattın görüşme yaptığı zaman aralığı 4 Ocak'ta yani o 2012'nin başıyla 1. ayıyla 4. ayı yani 4 aylık zamanı kapsadığı görülüyor. O zaman ben de soruyorum. Peki 2010 bir geriye gelebilir miyiz? 2013, 2014 ve 2011'de nasıl suç işlenmiş bu hatla? Yani telefon zaten 2012'de kullanılmış iddia o ki. Promosyonel hattın son kullanma tarihi 10 Nisan 2012. Bakın kayıtlarda bu 10 Nisan 2012'de son kullanması var. Zaten yukarıya da koydum HTS'sinde son bir irtibatı. Ondan sonra da iddiaya şöyle yazmış Ali Alper Saylan savcı. 2014-2016 arası Ankara Karargah Harekat Müdürü Mustafa Gül'le irtibatlı. Ya nasıl irtibatlı olacak? Telefon zaten en son 2012'de kullanıldığı yazıyor gönderilen verilerde. İddia suç tarihi 2011-2014. Tarih olarak 2014-2016 arası Ankara Karargah Harekat Müdürü Mustafa Gül ile irtibatlı olamam. Bakın. Yani iddia edilen suç tarihi 2011-2014, 2014-2016 arası onunla da irtibatlı olamam. Yer olarak 2011-2014 arası Erzurum'da görev yapıyorum zaten. Ankara'da da görevli değilim. Ya irtibatlı olamam. Demişler ki, yukarıda iddianamenin alıntısı, Ömer İspirli adına kayıtlı şu hat demişler. Ben evraklardan kontrol ediyorum. Sonu 47 ile biten değil, sonu 83 ile biten hat evraklarda, gönderilen evraklarda Ömer İspirli adına kayıtlı olduğu iddia edilen hat. Yani biraz önceki iddianameyi yanlış yazmışlar. Bunu da yanlış yazmışlar. Ben de diyorum ki eğer Ömer İspirli adına kayıtlı sonu 83 ile biten hatsa bu hatla İstanbul'da bulunduğu iddia edilen Bünyamin Şahin isimli sözde sivil imam olduğu iddia eden kişiyle de 2011-2014 arasında irtibat olamaz. Çünkü telefon zaten son kullanma tarihi 10 Ekim 2012. Yani bu sivil imam olduğu iddia edilen kişinin kullandığı telefon 10 Ekim 2012. Yani 2012 yılında ben İstanbul'da da bir kursa da bulunmadım. HTS dökümlerine diyor ki Muharrem Poşta diyor 64 görüşme yapmış diyor. Hayır bakıyorum evraktan kontrol ediyorum 54 görüşme. Ömer İspirli ile 48 değil 42 görüşme. Bunlar da yanlış yazılmış. BTK tarafından gönderilen HTS dökümünde bu promosyonel hattın son kullanım tarihi 10 Nisan 2012. Yani bana iddia edilen hattın 2012. Yine BTK'nın gönderdiği başka bir evrakta da son kullanım tarihi 13 Nisan 2012 olarak görünüyor. Yani 3 günlük farklı bir fark var. BTK raporuna göre yukarıda iddianamede diyor ki 2012'nin Ocak ayıyla 2016'nın Nisan'ı arasında diyor bu telefon Ankara, Erzurum il ve ilçelerinde 1200 saniye işte 43 kez ortak bazlarının bulunduğu diyor. Bir geri gelebilir miyiz? Tam şey yapmadım. Bu promosyonel hattın en son kullanım tarihi 13 Nisan 2012 söylenirken 2012-2016 tarihler arasında kendi hattımla Ankara, Erzurum il ve ilçelerinde 43 kez ortak bazım olduğu söylenemez ki.
Yani teknik olarak böyle mümkün değil, olamaz. Gene aynı şekilde sivil imam olduğu iddia edilen kişiler için demiş ki bunların da Ağrı, Ankara, Artvin, Erzurum il ve ilçelerinde bu şüpheli hatlarla bana iddia edilen promosyonel hatla bu imamların kendi şahsi hatları ve operasyonel hatları şey yapıyormuş, bazı varmış. Tamam da bu sivil imam dediğiniz adamların son kullanma şeyine bakıyorum evrakta. Bunlar da 2012 görünüyor. Yani nasıl 2016'da görüşme oluyor? Yani şey, abuk subuk şeyler yazılmış şeyin içerisinde. Maddi bir sürü hata var. Devam edelim. Şimdi 43 ortak bazın Ankara kısmı yansıda. Şimdi diyor ki açtım evrağı, Ankara'da ortak bazı var diyor. Bakıyorum 29 Aralık 2014. Benim kendi telefonum yukarıda, şahsi numaram sol taraftaki, sağ taraftaki promosyonel hat. Yani bunlar ortak baz demiş. Şimdi bu bazlar ortak diyor. Ayrıca promosyonel hattın son kullanma tarihi 10 Nisan 2012 iken bir de 2014 yılında irtibatım olamaz yani benim. Yani ben o tarihte ben Ankara'ya gitmişim miyimdir bilmiyorum hani, ama yani zaten telefonu 2012'de kullanmış en son. Nasıl 2014'te benim ortak bazım olacak? Yukarıda sizin mahkemenizin aldırdığı HTS dökümü var. Savcı Ali Alper Saylan'ın bu kıyok dosyasında koyduğu biraz önceki HTS ile karşılaştırdım. Ya dedim ki ya bu böyleyse dur bir de dedim bizim mahkemenin aldırdığına bir bakayım. Bir de ne göreyim? Sizin mahkemenin aldırdığı HTS de o tarihte ben şurada görünüyorum. Ali Alper Saylan'ın yazdığı dosyaya koyduğu bu. Yani şu sol taraftaki manipüle olarak ifade ediyorum. Yani manipüle olan baz istasyonu bilgisi bile o operasyonel veya promosyonel hatla aynı değil zaten. Bir de bana iddia ettiğiyle sizin mahkemenizden aldırdığı da aynı değil yani. Bunlar da birbirinden farklı. Şimdi iddialarda şöyle bir şeylik var, mantık hatası var. Sol üst köşede diyor ki 2012 ile 2016 arasında benim promosyonel hattımla kendi hattım şey yapmış, ortak baz vermiş diyor. İşte 1200 metre bilmem kaç dakika hat ve şey vermiş diyor. Ondan sonra benim promosyonel hattımın aynı şekilde 2012 ile 2016 arasında bu imamların kendi şahsi hatlarıyla, kendi operasyonel hatlarıyla da baz verdiğini söylüyor. Ben de şimdi diyorum ki ya iddianame bunu iddia ediyorsa, yani benim o promosyonel hattım bu imamların hem kendi şahsi hatları ve bu operasyonel hatlarıyla baz veriyorsa ve diğer taraftan da benim promosyonel hattımın da benim telefonumla baz verdiğini iddia ediyorsa, o zaman altta şunu da iddia etmesi lazımdı. Yani Bülent Akın promosyonel hattı, kendi şahsi hattı bu imamların diğer şahsi hatlarıyla ve operasyonel hatlarıyla baz veriyor demesi lazımdı. Yani böyle bir şey de dememiş. Niye diyememiş? Çünkü böyle bir şey de yok yani, diyemeyecek durumda. Yani diyemiyor. Mantıksal bir şey var, hata var yani olayda. Promosyonel hat 10 Nisan 2012 tarihinden itibaren görüşme kaydı yok iddia edilen. 9 Aralık 2014'ten itibaren 13 Nisan 2016 tarihine kadar da sistemde sadece Ankara'da olduğunu gösteren şey var. Baz nedir ona, GPRS kaydı görünüyor. Hani nasıl çıkıyor bilmiyorum. Kendi hattımın 9 Şubat 2014 tarihinden itibaren GPRS bilgisi doğrusundaki konumum benim. Bakın 2014'ü baz alarak söyledim. Hatta daha da geriye gittim. Yani kaç ay geriye gittim? 11 ay, 10 ay geriye gittim. Benim kendi GPRS bilgilerim Erzurum, Kırşehir, Konya, İstanbul. Hani bu telefonların 2012'de en son kullanımını da pas geçtim. Bu 2014'teki bilgilerin de doğru olduğunu varsaysam bile bakın benim yerlerimle alakası yok. Şimdi şeyi çıkarttım. Bu 4 aylık süreyi çıkarttım. Benim kendi hattımla ben neredeymişim, bu hat neredeymiş bunu çıkarttım. Bakın benim sol taraftaki maviyle işaretli olan kısım benim kendi hattım. Harekat Asayiş Şube Müdürü'ydüm. 2012'de yoğun şekilde Ağrı'ya, Ardahan'a, Kars'a, Erzincan'a ve diğer illere operasyonel faaliyetlerle ilgili görevli olarak gidiyordum. Ya şimdi madem bu hat bakın 4 ay kullanılmış. Bu 4 aylık sürede bu telefonun benim yanımda olması lazım. Bu telefon hep Erzurum'da görünüyor. Yani en önemli belge de zaten bu. Şimdi bilmiyorum diğer davalarda bu promosyonel hatlar kaç ay kullanılıyor, uzun süreli mi, ama bu hattın kullanımı 4 ay. Ben bu devam edelim. Şimdi bu 5-6 tane isimden bahsediyor. Bir sürü isim var. Bunların hiçbirini tanımıyorum ben. Dosyada bu şahıslara ilişkin kendilerine ait bir ifade yok. Gerçekten bu kişiler var mı yok mu bilmiyorum.
Bu kişilerin istihbarat birimleriyle bir irtibatı var mı? Belli değil. Devam edelim. Savcı tarafından bu biraz önce söylediğim maddi hatalar ve mantıksızlar bunun belge üretmek marifetiyle yapıldığını gösteriyor. En azından benim baz dökümlerimle ilgili durum zaten somut olarak ortada. Ben 2012, 2013, 2014, 15 yılları içerisinde defalarca Ağrı, Artvin, Kars, Erzincan, Iğdır, Erzurum il ve ilçelerine gittim. Benim bir bazım yok bununla. Böyle bir hat yok çünkü. Benim böyle bir hattım yok. Devam edelim. Bununla beraber bu hatla irtibatı görünen şu numaralar var. Ama bu numaralar hiç araştırılmamış. Bunların ifadelerine başvurulmamış bu ilgililerin. Yani bu nedenle bu hat gerçekten hücresel bir haberleşme için mi kullanılmış yoksa kullanılmamış mı? Bunun da araştırılması gerekiyor. Bu Cengiz Atlayan ve Maria Paşazadehlan isimli kişilerle bu hatların kayıtlı olduğu Ömer İspir ve Muharrem Koç denen isimli kişilerin bunların ifadeleri yok. Ondan sonra bu şahısların iddia edilen bu imam denen kişilerin BTK verileri yok dosyada. Ondan sonra benim bu şahısların kendi telefonumun bunlarla bir ortak baz bilgisi yok. Ama bana böyle bir şeyi yazmış, iddia etmiş yani. Devam edelim. Ya burada bu KİOK kararında yazan tek doğru şey benim kendi şahsi numaram. Yukarıda maviyle işaretli olan. Devam edelim. Şunu söyleyeceğim. Ben sadece ailemin bir üyesiyim. Bunları da bu anlattıklarımı benim hakkımda vereceğiniz kararı olumlu olumsuz etkilemesi açısından anlatmıyorum. Bu kamu görevlilerinin nasıl ciddiyetsiz çalıştığını göstermek için anlatıyorum ve bu FETÖ üyeliğine ilişkin soruşturmaların zannettiğiniz gibi hassas yapılmadığını anlatmak için de burada bunu ifade ettim. Ben zaten kendimi FETÖ'cü olmadığını zaten biliyorum. Şimdi Elazığ'da 1. Aile Mahkemesi'nin bir kararı var. Bir tehdit olayında kadının birisi müracaat ediyor Elazığ 1. Aile Mahkemesi'ne. Bana diyor tehdit içerikli mesaj atıyor diyor. Ondan sonra hatta günde 20 defa atıyor diyor. Fakat o telefon da o şahsın üzerine kayıtlı değilmiş ki anlaşılan. Mahkeme diyor ki şöyle bir karar veriyor. Yani bizdeki gibi operasyonel veya promosyonel hat gibi bir şey yani bu da. Diyor ki şahsın diyor o ÖC denilen bahsedilen GSM hattını kullandığı sabit değil. Yani hani baz istasyonuna göre yer verisi yapılabiliyordu. Yani bu kadın böyle bir talepte bulunmuş ama bunu uygun görmemişler. Mahkeme şey olabilir diye o ÖC denilen şahıs hakkında hak ihlali olabilir diye böyle bir karar veriyor. Ya şimdi bir terör iddiası sonucu karşılaşılacak yaptırma kıyasla uzaklaştırma kararı gibi hukuki yaptırımı çok çok daha az, hak ve özgürlüklerin kısıtlanma çerçevesi çok çok daha düşük bir olayda bile bir telefonun iddia edilen şahıs tarafından kullanılıp kullanılmadığının bilinemeyeceği söylenirken yani 3,5 senedir yapılan FETÖ ve darbe yargılamalarında karşılaşılan yanlış ve hatalı evraklara ve bunlar sonucunda verilen hatalı kararlara en yakınınızda Ankara'da görevli bir hakimin itirafçı adı altında birisinin verdiği beyanlarla açığa alındıktan sonra itirafçının söylediği o kişi olmadığının anlaşılması gerçeği gibi birçok örnek de ortadayken bana ait olamayacağını savcının ortak baz denilen kendi iddiası mantığı üzerinden BTK'nın teknik verileri doğrultusunda çürüttüğüm bir hat nasıl olur da ısrarla hala bana yamanmaya çalışılabilir? Ben haykırıyorum. Bu hat benim değil. Ben böyle bir hat kullanmadım. Böyle bir hattım yok benim. Benim kendi şahsi telefonum var. Benim bu telefon numaram da orada yazan telefondu. Ankara Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın damadını FETÖ'nün Beştepe yöneticisiyle 766 kez telefon irtibatının olmasını, evinde terör örgütü liderinin kitaplarının bulunmasını, FETÖ iltisaklı derneklerine yöneticilik yapmasını, örgüte sempati boyutunu aşmadı diye beraat ettirirken ve bu örgütün okullarına gitti, bankasına para yatırdı diye insanların çatır çatır ceza alması, okullarında okuyup bakanlık yapanlar, bankayı örgüt başıyla beraber açanlar, ellerini kollarını sallayarak gezerken beyaz kadın ticareti mi yoksa başka kaçak göçek işlerde mi kullanılan ne idüğü belirsiz bir promosyonel hat nedeniyle şahsımın örgüt üyesi ilan edilmeye çalışılmasını kabul etmiyorum. Gerçek FETÖ'cüler, itirafçı ve FETÖ uzmanı adı altında boy gösterip sinsiliklerine devam ederken Atatürkçü kimliği ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığı bilinen ne aile çevresi ne memleketi FETÖ ile bağlı o bağı olmayan ben nasıl FETÖ'cü olabiliyorum anlamıyorum bunu reddediyorum. İnsan bir gecede FETÖ'cü olmaz olamaz.
Nurettin Alkan İstihbarat Daire Başkanı'ydı. O, ben, MEPS Daire Başkanı Fevzi Kurşun, Destek Kıtaları Komutanı Vural Erol'la sadece Haziran 2016 ayı içerisinde mesai saati dışındaki özel zamanlarda bir araya gelerek yaptığımız yemekli sosyal faaliyetlerin sayısı en az 5 veya 6'dır. Gelsinler burada ben onlara öyle sorular sorayım, bunu da inkar etsinler yani. Yani ben o zaman FETÖ'cü değildim de hemen bir gecede mi FETÖ'cü oldum? Yahut ben FETÖ'cüyüm de hadi bir sefer özel zamanda bir araya geldiler benimle. Peki defalarca niye gelirsin kardeşim demezler mi adama? Ben daha 13 yaşında askerisiye girdim. Yaklaşık 22 yaşıma kadar her sene en fazla 1-1,5 ay yaz tatilinde ailemin yanında kaldım. Onun dışında bir insanın dünya görüşünün şekillendiği yaş dönemim askeri kışla niteliğindeki asker lise ve harp okullarında geçti. Biraz önce bahsettiğim sahip olduğum sosyal çevre ve dünya görüşüm dışında yetişme dönemimin kışla gibi dışarıya kapalı bir ortamda geçmesi beni FETÖ değil sadece tüm hastalıklı cemaat, tarikat, siyasi parti, dernek ideolojilerinin etkilerinden uzak tutmuştur. Zaten FETÖ'nün asker liseleri kapatma gayretinin altında yatan sebep de bu bir nevi dışarıyla tecrit edilmiş olan asker lise ortamına nüfuz edememesidir. Şu anda FETÖ'nün asker liselerin kapatılması projesi hayata geçmiştir. Şimdi senede 1-1,5 ay ailesinin yanına gidebilen birisinin sosyal çevresinin de yok sayılarak FETÖ'cü olduğu iddia ediliyorsa ben de diyorum ki o zaman FETÖ beni kundakta ile geçirmiş herhalde. Ben bu süreçte şunu gördüm. Burada hangi kamu görevlisinin internette, televizyonda, çalıştığı kurumda, sosyal alanlarda, yaptığı açıklamalarda FETÖ'ye karşı sesi yüksek perden çıktıysa ya FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı ya da FETÖ'cülerle geçmişinde bir bağ olduğu anlaşıldı. Bu psikolojik bir şey, bir bastırma refleksi. Ben ortada olan duruma rağmen eğer ben FETÖ'cüysem veya olabiliyorsam siz, üyeleriniz, Savcı Bey, Hayrettin Bey, diğer müşteki avukatları, müşteki bölümünde oturan seyirciler dahil bu salonda FETÖ'cü olamayacak, yoktur. Yani benim eğitim hayatımın sizlerin okuduğu ortama göre daha kapalı, steril denilebilecek yerde geçmesine rağmen FETÖ'cü oluyorum ama sizlerin en az üniversitede bile bunların faaliyetlerini gören, belki evlerine gidip oturan, meşhur yemeklerini yiyen kişiler olma ihtimaliniz bile olmuyor. Hiç gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Mustafa Başoğlu isimli birisi var. Onun burada bir ifadesi oldu. Siz bunu okudunuz, okurken de birinci kişiyi okudunuz, ikiyi okudunuz, üçüncü okudunuz dedi. Ondan sonra dediniz ki bu herkese FETÖ'cü demiş. Ondan sonra buraları geçiyorum dediniz. Böyle bir şey durum yaşanmıştı. Orada benim de ismimi zikretmiş. Annem bana göreve başlarken demişti ki oğlum sana bir şey söyleyeceğim. Sen ol demişti. Her istediğini söyleme. Çünkü dedi her istediğini söyleyen istemediği şeyler duyar. Şimdi Mustafa Başoğlu bana istediği şeyi söylemiş. Şimdi şu andan itibaren istemediği şeyleri duymaya hazır olacak. Ben de şimdi söyleyeceğim. Ben Mustafa Başoğlu'nu binbaşılığından beri tanırım. Çok iyi tanırım. Foça Komando Okulu'ndan tanırım kendisini. O da beni çok iyi tanır. Şimdi Mustafa Başoğlu, dediğim gibi binbaşı rütbesinden beri tanıyorum kendisini. Her devrin hacı yatmazları vardır. Kim gelirse gelsin, hangi siyasi ve ideolojik görüş egemen olursa olsun o kişiler hiçbir dönemde devrilmezler. Hacı yatmaz gibidirler. Mustafa Başoğlu da aynen öyledir. Şimdinin demokrasi kahramanı görünen bu kişi 28 Şubat rüzgarlarının estiği dönemde de subay ve assubaylardan eşi kapalı olanları fişlemekle kalmayan, onların kurs, sınav, yurt dışı, görev, başarı kıdemi gibi özlük haklarını da engelleyen bir 28 Şubat kahramandır. Şimdi vazifededir, görevdedir. Geçen sene Tuğgeneral oldu. Jandarma teşkilatında halen görevli olup onun baskısıyla eşinin başını açmış, akademi sınav hakkını kaybetmiş subay vardır. Rahatsız edebileceğini düşündüğümden bu kişilerin ismini burada zikretmek istemem. Ama sizin için çok önemliyse size yazıp verebilirim bunların isimlerini. Halen görevli olan bu kişilerden siz de sorabilirsiniz. Kendisi JUAK komutanı olduğu dönemde Karadeniz bölgesinde PKK terör örgütüne yönelik görevlendirilen JUAK timlerinin faaliyetini koordine etmek için Giresun ve Gümüşhane bölgelerine gitmişti. Gitmeden önce benim yanıma da geldi. Niye? Çünkü tüm bu faaliyetleri komuta katına yani jandarma genel komutanı arz eden kişi benim. Tabii önemli bir ayrıntı, o ayrıntı da şu. JUAK timleri de görevlendirdikleri o tarihlerde uzun bir zamandan beri o bölgedeki teröristlerle bir türlü sıcak temas sağlayamıyorlardı. Bu nedenle komutan da onlara tepki gösteriyordu. Niye bunlar temasa giremiyorlar? Orada gerektiği gibi vazifelerini yapmıyorlar mı? Giresun ve Gümüşhane bölgesinden beni her aradığında Mustafa Başoğlu faaliyetleriyle ilgili jandarma genel komutanına hep güzel, olumlu şeyler söylemem konusunda benden ricacı olurdu. Ben de onun bu takiyeci davranışları nedeniyle FETÖ'cü olduğunu düşünürdüm. O zaman onu öyle düşünüyordum. Meğer o FETÖ düşmanıymış parantez içerisinde ünlem ben de FETÖ'cüymüşüm. Tabii ben onun FETÖ'cü düşman olduğuna inanmıyorum. Niye? Çünkü o her devrin hacı yatmaz olduğu için şu andaki konjektür olarak böyle. Bakın bana sıkılmadan FETÖ'cü diyebiliyor ama bu FETÖ'cü dediği kişiyle bile ilişkilerini şansa bırakmıyor. Bu kişiler maalesef böyle. Ya bunun gibi daha kimler var bilseniz dışarıdan baktığınızda Kor General
zannediyorsunuz, öyle görünüyor. Ama benim görevim nedeniyle bildiklerime bakarsanız hemen emekli edersiniz yani adamı. Onlar da bende saklı. Ben de Mustafa Başoğlu'na Nefi'nin söylediği gibi söylüyorum. Tahir Efendi bana kelt demiş. İtikadı mezhebimce kelt Tahir'dir diyorum. 2017 yılında FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 701 sayılı KHK ile polislik mesleğinden ihraç edilen bu iddia nedeniyle 16 ay cezaevinde yatan Zekeriya Altınok'un Ağrı Doğu Beyazıt ilçesinde vatani görevini yaparken PKK'lı teröristlerce yapılan saldırı sonucu Ekim 2019 ayı ortasında şehit olması göstermiştir ki maalesef ülkemizde terörist olmakla şehit kahraman olmak arasındaki mesafe çok kısadır. Şehit Zekeriya Altınok'u da cezaevinde 16 ay tutan bir mahkemenin hakim ya da hakimlerinin verdiği karardı. Beraat etmesine rağmen onu kutsal polislik mesleğine dönemeyeceğini söyleyen de idarenin sözlü hukuki bir kararıydı. Demek ki her karar hukuki olmuyormuş. Yargıtay'dan beraat ettiği iddia edilen bu şehidin buna rağmen polislik mesleğine döndürülmemesi de gösteriyor ki ülkemizde yargı kararlarının da pek bir geçerliliği yok. Kamu görevlilerinin de bunu uygulamamaları halinde hukuken ve yasal olarak başlarına bir şey gelebileceği yönünde bir korkusu da yok. Yine bu kişinin şehit olması olayı göstermektedir ki birilerinin nazarında askerlik mesleği kutsal değildir. Niye diyorsunuz şimdi söyleyeyim. Yargıtay kararıyla beraat etmesine rağmen terörist olduğu düşüncesiyle kutsal polislik mesleğine döndürülmeyen bu kişinin terörist olduğu düşüncesine rağmen askere alınmasının başka bir anlamı var mı? Bunun cevabı ne söylenirse söylenilsin başka bir anlama gelmez. Birilerinin nazarında terörist olan kişi kutsal polislik mesleğini yapamaz ancak askerliği yapar denilmektedir. Birilerine göre hain olduğu için asılan Adnan Menderes, Hasan Polatkan, boğazlayan kaymakamı Kemal Bey, bir başkasına göre terörist olan Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, 17 yaşındaki Erdal Eren de sözde bir yargılama neticesinde mahkemelerin verdiği sözde kararla asılmıştır. O zaman en doğru kararı verdiğine inanan ve inanılan bu mahkemelerin verdiği kararların ne kadar hukukilik ve vicdanilikten uzak olduğu, aslında dönemlerinin mutlak erklerinin emir ve talimatları doğrultusunda verilen kararlar olduğu belgeleriyle ortaya çıkması bir yana, yıl dönümlerinde mezarları başından ve yargılandıkları tarihi mekanlardan yapılan açıklamalar ve canlı televizyon yayınları o dönemlerde gerçekte ne kadar hukuksuz, düzmece, uydurma kararlar verildiğini anlatmaktadır. İşte son olarak Zekeriya Altınok olayı göstermektedir ki yargı kararıyla da terörist olunmazmış. Zekeriya Altınok da daha 20 Ekim 2019 tarihi öncesine kadar bir terörist, bir hain iken 21 Ekim 2019'da bir kahraman, bir şehit oluvermiştir. Yani hain diye Nisan 1919 ayında asılan boğazlayan kaymakamı Kemal Bey'den beri değişen bir şey yok. Soma'da maden ocağında yaşanan faciada 300 kişi hayatını kaybetti. Maden ocağının sahibi biraz tutuklu kaldı, sonra serbest bırakıldı. İki mühendise ceza verildi. Çorlu'da tren kazasında 25 kişi hayatını kaybetti, tutuklu kimse yok. Aladağ'da bir tarikata ait yurt yandı, 12 çocuk hayatını kaybetti, tutuklu kimse yok. Şule Çet davası olarak bilinen dava kapsamında mahkeme olayın mahiyetini anlamak için adına defalarca bilirkişi raporu istedi. Hala olayın cinayet mi kaza mı olduğu tam olarak anlaşılmadı. Yani bu darbe ve FETÖ üyeliğine ilişkin davalarda o kadar basit şekilde ağırlaştırılmış müebbet 10, 15, 20 yıl gibi cezalar verilmekte ve yeni bilirkişi rapor talepleri o kadar umursamadan reddedilmektedir ki insan şunu sormaktan kendini alamıyor. Eğer Türk yargılama sistemi buysa Aladağ, Çorlu, Soma, Şule Çit davasında verilen kararlar hangi ülke yargısına ait? Eğer Türk yargılama sistemi Aladağ, Çorlu, Soma davalarındaki şekilde işliyorsa bu darbe davaları hangi hukuka göre yapılıyor? Ocak 2020 ayı başında Libya ülkesinde Haftar isimli sözde generalin emriyle Trablus'taki Libya Karabukunu'na yapılan uçaklı saldırıda 30'a yakın askeri öğrenci hayatını kaybetti. Bunu ülke olarak kınadık, ben de kınıyorum bu elim olayı. Hatta bazı televizyon kanalları Libya'daki cenaze töreninden canlı yayın yaptı. Ancak bu olaydan daha bir gün önce bu ülkede 70 hava harp okulu öğrencisi darbe suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılarak diri diri mezara koyuldu. Haftar'ın uçaklarının Libya Karabukunu okulu öğrencilerini katletmesine lanet okuyanlar, kendi harp okulu öğrencilerine yapılanlara bırakın kulak tıkamayı, alkış tuttu. Hem de bu öğrencilerin suçsuz olduğunu bile bile. İşte dünya bu yüzden bu darbeye inanmıyor. Bu ikircikli tutum nedeniyle ülkemizin samimi olmadığı düşünülüyor. Emine Bulut isimli eski eşinin boğazını çocuğunun yanında keserek ölümüne sebebiyet veren şahıs, çekilen olay kamera görüntüleriyle kamuoyunda bu kadar infial uyandırmasına ve gündeme gelmesine rağmen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almazken, sizlerin bu darbe davaları adı altındaki yargılamalarda leblebi dağıtır gibi
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları vermesi veya kasten öldürme suçu işlemiş bir başka kişiye 14 yıl verilirken, yani kaldığım koğuşlarda bizzat iddianamesinden hakkında Kur'an öğrettiği dışında sözde bir tanık beyanı olmayan bir kişiye 9 yıla yakın ceza verilmesi size tuhaf gelmiyor mu? Yoksa geliyor da belli mi etmiyorsunuz? İdam cezası kaldırılmadan önce TCK'daki en üst yaptırımdı. Şu anda TCK'daki en üst ceza sınırlı ağırlaştırılmış müebbet cezasıdır. Aslında siz her ağırlaştırılmış müebbet cezası verdiğinizde bir nevi idam cezası veriyorsunuz. Bu idam cezası yürürlükte olsa onu verdiğiniz anlamına gelmektedir. O kadar rahat ve çok miktarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veriyorsunuz ki 12, 15, 16 yıl ceza alanlar iyi ya masumiyetim anlaşıldı zannediyor. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek diye bir deyim var. Sizin darbe yargılamalarında verdiğiniz kararlar o hale gelmiş durumda. Subliminal mesajın ömür boyu hapis cezası için gerekçe olarak kullanıldığı bir süreçte sözde şüphe haydi haydi delil değildir de nedir diyorsanız ne benim size anlattıklarımın ne de sizin bana veya bir başkasına söylediklerinizin yahut söyleyeceklerinizin bir değeri var. Sosyoloji biliminde kırık camlar olarak isimlendirilen bir teori var. Bu bir kişi boş ve kullanılmayan bir binanın camlarından birisine taş atarak kırıyor. Mütakip günlerde başkaca insanlar kırık camları görünce bu bina boş ve kullanılmıyormuş diyerek zamanla binanın tüm camlarını kırmaya başlıyor. Boş bir araziye veya herhangi bir yere çöp bırakılması sonrası insanların çöplerini oraya bırakmaya başlaması aynı sosyolojik gerçeğin sonucu. Kısaca kişiler arasında birbirini etkileme yaşanmakta. Mahkemelerin verdiği kararlar da buna benziyor. 15 Temmuz olayı sonrası sanık konumuna getirilen şahsımın maruz kaldığı olay da tam buna benziyor. Maalesef Anadolu Ajansı'na Hayrettin Bıyıklıoğlu, Bilal Temel ve Hüseyin Özaslan gibi bazı müşteki avukatlarınca verilen sözde görüntüler ve iddianamede geçen uydurma bilgiler yazılı ve görsel medyaya servis edilerek şahsımın da yargılandığı bu dava taşlanmaya, bu boş davanın camları kırılmaya başlanmıştır. Bu haberleri gören insanlar da taşlamaya başlamış. Onların taşladığını gören hakimler, yargı mensupları da ya demek ki bir şeyler var ki insanlar ve medya taşlıyor. Biz de gereğini yapmalıyız deyip umarsızca tutukluluk kararları vererek onlar da taşlamıştır. Yargı mensuplarının bu tavrını gören medyası ve toplumun değişik kesimlerinden insanlar da ya yargı bunlara ceza verdiğine göre demek ki bunlar suçlu. Biz de taşlamalıyız demiştir. Hani A şahsına isnat edilen teşhis tutanağında yanındaki B ve C olduğu iddia edilen kişiler kastedilerek darbeci B ve C ile beraber olduğu denmesi, B şahsına isnat edilen teşhis tutanağında da yanındaki A ve C olduğu iddia edilen kişiler kastedilerek darbeci A ve C olduğu ile C ile beraber olduğu denmesi gibi. Bu paradoks yani açmaz böyle devam ediyor. Vatan toprağına emanet edilen Zekeriya Altınok huzur içinde uyurken onu mağdur eden hakimi, savcısı, bürokratının ileride isimleri medyada her geçtiğinde huzursuz olacaklar. Tabii onların yakınları da. Maalesef bu kararlara atmış oldukları imzaları hiçbir zaman geriye döndürüp evrakı müsbite değerindeki o kararlardan silemeyecekler. Umarım şehit Zekeriya Altınok'un ailesi onu mağdur ettiğine sebep olan yargı mensupları da dahil tüm sorumsuzlar hakkında davacı olur. Aksi takdirde kamu görevlilerince bu hak gasplarına devam edilecektir. Ancak ben Zekeriya Altınok'la ilgili basından öğrendiğim durum kapsamında mağduriyetine sebep olanlar hakkında buradan bir vatandaş olarak suç duyurusunda bulunuyorum. Ben dediğim gibi sadece ailemin bir üyesiyim. Bununla ilgili iddiaların hepsini reddediyorum. Ben bir ara verme imkanınız var mı başkanım? 2 saati tam doldurunca verecektik. 4 dakika kaldı. Verelim madem. 8'de devam edeceğiz.